bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Ambulans ara, durma öyle. Hadi. Ambulansa gerek yok. Arabayla daha hızlı gideriz. Hadi çabuk. Amca yetiştireceğim seni. Merak etme. İyisin değil mi? Bir şeyin yok oğlum. Amca ben iyiyim. Tamam, bir şey yok. Sen bastır elini şuraya. Kafasına kül tablasını indirdin, ondan sonra da hastaneye götürüyorum diye aldın götürdün çıkardın yola. Yolda da ittin mi kalktın mı ne yaptıysan öldürdün kadını. Aybüke kızım, neyin var senin? Niye asık suratın? Aybüke, sana diyorum, neyin var kızım, söylesene. Oğulcan, ne yaptın kardeşine? Ne yaptım ya? Ne yaptım? Verdim bütün görevleri yaptım. Altı da kupkuru kardeşimin. Yok, onu demiyorum. Aybüke kardeşin diyorum. Bak, kızın suratı beş karış asık. Kavga mı ettin bu kızla? Ne kavgası ya? Biz kavga mı ettik? Söylesene. Hocam, bana sesini yükseltme. Niye o zaman bu kızın suratı asık? Ya ben nereden bileyim? Dışarıda konuşalım mı? Ne oluyor ya? Esas sana ne oluyor? Ne bileyim ben ne oluyor? Sen niye ağlıyorsun? Aybüke'm, ne oldu kızım? Vallahi korkmaya başladım bak. Duydum. Ayla Hanım'la konuşmanı duydum. Ne duydun? Berk'in annesini Ayla Hanım mı öldürdü? Niye susuyorsun ya? Niye susuyorsun anne? Niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Şş, tamam, 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 tamam. Anlatacağım ben sana. Gel, sakin ol kızım. Gel şöyle. Gel, anlatacağım ben sana. Aybüke'm, hani ben sana anlattıydım ya, Akif Beylerin evinde ben Berk'in gerçek anasının kim olduğunu öğrendiydim diye. Hı-hı. Ana yürü işte, dayanamadım. Gittim kadını buldum. Yavrusuna kavuşsun diye ben aldım kadını. Ayla Hanım'ın evine götürdüm. Kadın bir para göz çıktı. Para mı istedi? Meğer kadının derdi evladını görmek değilmiş. Evlatlarını da satmış zaten parayla, biliyor musun? İşte bunlar bir tartışmaya başladılar. İtiş kakış derken Ayla Hanım aldı kül tablasını kadının kafasına indirdi. Orada mı öldü kadın? Yok. O zaman kadın hayattaydı. Ayla Hanım dedi ki, ben bunu dedi alayım hastaneye götüreyim dedi. İşte hastaneye götürürken yolda, artık bilmiyorum, bunlar yine bir itiş kakış herhalde. Ayla Hanım bunu itti mi ne yaptı bilmiyorum. Kadın düşmüş, kafasını vurmuş. Kadın orada ölmüş. Başka da bir şey bilmiyorum. Ya siz ne yaptınız ya? Siz ne yaptınız? Ben ne yaptım kızım? Ben... Bir ana yavrusuna kavuşsun diye aldım kadını Ayla Hanım'a götürdüm, o kadar. Nasıl, ben ne yaptım ya? Sen kadını oraya götürmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Aybüke, ben mi dedim Ayla Hanım'a kül tablasını al kadının kafasına vur diye? Aa, Ömer arıyor, bu bana küstü. Ömerciğim, söyle canımın içi. Ne? Amcam bıçaklandı mı?
Hadi bakayım gençler, bu pizzalar bitecek ona göre. Hanımefendi yemin ediyorum sana canım, acayip pizza çekiyor da insan aklını okuyorsun. Okurum, ben insanın aklını okurum. Benim öyle özelliklerim var. Ben akıl okurum Barçın, ona göre ayağın denk alalım. Mahir, hadi. Hadi aslanım, sen değilsene ya. Ya hadi. Ne demiş lan? Kavga gördün, kaç. Pizza gördün, mönöpütü. Jürüm, sen hangisini istersin? Bundan vereyim mi? Aa, yok yok. Bahar'cığım mantar sevmez. Mantar yemez o. Ama bak ha, o olur. Al bakalım. Teşekkür. Mantarsız. Tatlı da söylemiştin Akif amca. Söyledim. Söyledim prenses, söylemez olur muyum? Ama şöyle bir sıkıntımız var, senden tatlı değil. Ya! Ne boşuna ne bizim tatlılarımız Allah aşkına? Mutfakta sufleler soğumasın diye fırına koydum ben. Tamamsa getireyim. Hadi tamam, hadi getir. Ben de yardımcı olayım size. Tamam, gel. Allah Allah. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Nebahat Hanım, bakın ben gerçekten sizi rahatsız ettiğimin farkındayım. Ama Akif amca çok ısrar etti gelin diye. Eder o, eder. Taktı mı eder. Taktı sana da, peşini bırakmaz artık. Evet ama ben de sizin karşınızda çok zor durumda kalıyorum. Ayrıca oğlunuzun yerine falan da konmak istemiyorum. Lütfen inanın samimiyetime. Tamam oğlum. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ya Akif abarttıkça abarttı. Senin de başını ağrıttık biraz. Estağfurullah. Yani ben olan bitenin az çok farkındayım. Anlayışla karşılıyorum. Yani rahatsız mıyım? Evet biraz. Ama Akif amcayla karşılaşmak benim için de mucize gibi bir şey oldu. Yani abimle alakalı bir para meselemiz var da o konuda da yardımcı olacak bana. Evet biliyorum. Haberim var, söylemişti. Artık ne yapacağız biraz? İdare edeceğiz Akif'i. Başka bir çözüm var mı? Olur tabii. İdare ederim. Yani Akif amcaya iyi gelecekse. Ne boş? Ne boş? Tatlılar nerede kaldı? Bak gördün mü? Şimdi de tatlıya taktı. Evet. Al sen şunları götür. Ben de tatlıyı alıp geliyorum. Tamam. Ha gel gel. Gel bakalım Mahir'cim. Gel. Bak Barçın'ın aklına çok güzel bir şey geldi. Ya Akif amca bak sen düşündün. Sen buldun. Sen söyledin. Kendi ağzından yine tuttu topu bana attı. Oğlum evladım sen ben mi var Allah'ını seversen ama ya. Doğru dedim. Sen ben fark etmez. Fark etmez. Gel ne boş. Gel gel. Şahane bir şey düşündü Barçın gel. Şimdi bu çocuk bu sene üniversite sınavına girecek ya. Ama açık lisede okuyor. Bu şekilde kazanması zor. O zaman dedik acaba biz bunu bir liseye mi yazdırsak? Dedik hangi liseye acaba yazdırsak? Ya, değil mi? Yani ama Akif amca sen de çok iyi biliyorsun ki bu aralar böyle iyi okul bulmak falan zor. Yani şöyle bir aklımdan geçiriyorum neresi olabilir falan diye. Ataman Koleji mesela. Aman şeytanın aklına gelmez. Çok güzel bir gir. Ataman Koleji bence çok güzel bir okul. Ne dersin? Aslan parçası. Akif amca ben senin şoförlüğünü yapacaktım hani. Hem iş hem okul nasıl yürüyecek? Yürür oğlum. Yürür. İstese yürür. Tıpış tıpış yürür hem de. Allah Allah. Ayrıca da öyle benim şoförlüğümü yapmakta ne var Allah'ını seviyorsan ya? Part time işler. Hani oraya buraya koşturan biri değilim ki ben. Ben gidiyorum ne boşçuğumun yanına kırıyorum dizimi, oturuyorum. Budur. Bu kadar yani. İyi de o okul paralı değil mi? Beni çok mahcup ediyorsun Akif amca. Delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Böyle bir şey görmedim ben hayatımda ya. Oğlum, evladım bak. Çok kişi bilmez. Nebahat teyzen de ben de çok fazla çocuk okuttuk. Hala da okutuyoruz. Anladın mı oğlum? Eğer öyle kendini borçlu hissedecek olursa... biz yaşlandığımız vakit getirirsin önümüze bir tas çorba koyarsın. Ödeşiriz. Anlaştık mı? Peki. Anlaştık. Oh şükürler olsun ya. Ama vallahi şiştim. Vallahi şişim şişim şiştim. Ne kadar zor bir şey ikna etmek ya. Binmişler zaman makinesine gelmişler bizim zamanımızdan. Bu ne gurur ya? Bu ne gurur ya? Şimdinin çocuğuna bir şey söyle hop atlar üstüne. Hiç bunlarda yok maşallah.
gurur abidesi. Abideyi hadi artık şu tatlıları yiyelim artık ya. Hah. Bindirdin mi servise? Ya amcamı göreceğim diye tutturdu ama bindirdim zorla. Sen konuştun değil mi babamla, iyiymiş? Evet evet, hastaneden çıkmışlar, geliyorlarmış taksiyle. Hah, geldiler. Babacığım iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim iyiyim. Amca çok korkuttun bizi ya. Yavaş kızlar. Kadir'im gel. Gel amca. Yavaş 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 yavaş. Çık. Yavaş otur. Dikkat, sal kendini. Bırak bendesin. Bendesin bırak. Bırak. Elim sıkıştı. Oğlum çek şu elini hadi. Oh Rabbime çok şükür, yine eski günlerimize döndük. Küslük bitti. Bir aradayız Allah'ıma bin şükür. Orhan'ın bak yeğenlerin etrafında pır dönüyor ha. Ömer'im de hastanede başından hiç ayrılmadı yavrum. Gerçi sen onun yüzünden yaralandın ama olsun. Şengül, Şengül gene çenen düştü Şengül. Ay ne var ya, gerçeği söylemek ne zaman ayıp oldu? Fadır'ım ben seni içeri yatırayım mı, ne yapayım? Yok oğlum yok, şurada azıcık oturayım ya, azıcık nefes alayım. Ne oldu şimdi o gerizekalıya, hapistedir umarım. Yok, şikayetçi olmadı amcam. Neden ya, neden olmadın? Kızım nasıl olayım, bizim mahallemizin çocuğu. Babası da kulağından tuttu götürdü karakola. Bir gece nezarette yattı. Almıştır dersin artık. Kendileri bana çekmiş Fadır'ımı. Dur lan dur, güldürme beni dur. Oh. Oh. Şengül. Hı. Hadi bir kahvaltı hazırla çocuklara ya. Okula gidecekler, aç kalmasınlar hadi. Ha. Aç mısınız bebeler? Evet. Tamam kuzum, hemen doyururum ben seni. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım ben sizlere. Kızım Aybike kalk, yardım et anana. Geleneksel Eren brunch yapalım. Hadi. Yavaş ol, yavaş, yavaş. Abi sal adamı ya. Amca iyisin değil mi? Bir sıkıntı yok. Yok oğlum yok, iyiyim. Amca senin arkana bir yastık falan koyalım mı? Yok kızım ya, gerek yok. Oturun, oturun. Şurada bir kuluç var ha. Oğlum dur, yapma, dur. Ben canım yanıyor, dur. Çıktı. Aybikem. Vallahi belli etmedim ama babanı öyle kanlar içinde görünce elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah'tan merhametli adam. Aslında şikayetçi olacaktı o serseriden. Ben götürüyorum bunları. Dur, 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 dur. Seninle konuştuğumuz konu var ya Ayla Hanım'la ilgili. Kurban olayım ne olursun. Ağzından bir şey kaçırma. Kimseye bir şey deme. Anne sen hiç düşündün mü? Ben Berk'in yüzüne nasıl bakacağım? Çocuğun annem dediği insan gerçek annesini öldürmüş. Üstelik işin içinde benim kendi annem var. İyi. Git hemen hemen yetiştir Aybike. Baban da bana demediğini bırakmasın, kabak gelsin benim başıma patlasın. Sen bunu istiyorsun herhalde. Ya kızım zaten belki söylesen çocuğun hayatını mahvetmiş olacaksın. Bak sınavları başlıyor çocuğun. Aklı karışacak. O Ayla Hanım'ı anası bilmiş. Kadını sevmiş, orada bir düzen kurmuş. Ne yapacaksın? Çocuğun bütün düzenini alt üst mü edeceksin? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Ortalık karışmasın diye susayım mı? Ya kızım işte ben ne yapayım diye sorguluyorsun, yolunu kaybetme diye sana yol gösteriyorum. Kurban olayım yapma böyle, bak Elif de perişan olur. Elif'le Berk'in kardeş olduğunu nasıl sakladıysan bunu da unutacaksın. Bir şey demeyeceksin kimseye. Kızım başka çaren yok. Amca çok şükür bunu da atlattık ha. Şükür vallahi şükür oğlum, siz benim yanımdasınız. Gözümün içine bakıyorsunuz, böyle üstüme titriyorsunuz ya. Vallahi ölsem de gam yemem artık. Ben şuraya bir şöyle bir... Oh. Şimdi siz böyle birbirinize yakın davranıyorsunuz ya böyle. Öpüyorsunuz, kokluyorsunuz. Ben bir kıskanıyorum biliyor musunuz mu? Yani kıskançlık loading. Ne? Loading mi? Loading ne ya? Kıskançlık yükleniyormuş amcacığım. Aynen döpün. Lan! Aynen lütfen babacığım. Hadi. Hah, çay da demleniyor. Hadi Oğulcan, kalk git. Tezgahın üzerinde bir tepsi börek var, kalk gel oğlum. Dur Asiye saat kaç? 7:30. Ha biz okula geç kalıyoruz. Ya daha üstünü giymiş. Asiye sen de hadi çantanı al, şey yapalım.
Geç kalıyoruz, koşun. Çocuklar öyle acı acı ne olmazsa bir şey hazırlayın, beraberinizde götürün okula. Orhan, ya ben de çekime gideceydim. Lafa dalmışız, unutmuşum gitmiş. Ne yapsam, ertelesem mi yine? Sen böyle yalnız başına nasıl kalacaksın? Ya yok kızım, ne ertelemesi ya? Biz o hakkımızı çoktan kullandık. Sen git, gitmesine de şimdi bir başınasın diye de laf etmesinler. Yok, yalnız gitmem ki senin bu akıllı karın. Onu da düşündü herhalde, asistanımla gideceğim. Asistan o kimmiş ya? Hilmiye. O iş bende, merak etme sen. Ay ben bu çocukları börek koyayım da bari okulda yesinler. Evet. Huzurlarınızda Ataman Koleji. Vay be. Güzel okulmuş. Güzeldir, güzeldir. Yalnız burada senin çok başını ağrıyacak, ben sana söyleyeyim Mahir Bey. Hepsinin gözü senin üstünde yiyecekmiş gibi bakıyorlar lan. Ya ben o işlerden çok anlamam. Ben anlarım. Ben o işlerden anlarım Mahir. Bana gençken Kazanova Akif derlerdi oğlum, sen deli misin ya? Bak karşı cinste nasıl konuşulur, nasıl böyle kibar davranılır, nasıl hediye verilir, hatta yeri geldiğinde nasıl yalan söylenir, bunların hepsini bilirim. Bak Mahir'cim, senin artık velin benim. Yani yaptığın iyi şeylerin de kötü şeylerin de haberi bana gelecek, sorumlusu ben olacağım oğlum. O yüzden senden ricam, derslerini asıl güzel güzel okulunu oku, beni mahcup etme, tamam mı canım? Yani övünmek gibi olmasın ama benim not ortalamam 95 Akif amca. Açık liseye geçmeden önce de okul birincisiydim. Güzel, güzel. Senin maceranın da başladığı yer burası oldu. Hadi bakalım. Yok arkadaş, hala bakıyorlar. Tövbe estağfurullah. Otobüs erken mi geldi yoksa biz mi? Ben anlamadım ya. Okulda baksana kimse yok, biz var sadece. Oğulcan geç kaldık, geç kaldık diye bizi itekledin. Bak kimse yok. Böreğimiz var, bari gidelim kantine çay alalım, yemek yiyelim. Hadi. Üf, çok iyi fikre. Günaydın gençler. Sana da günaydın. Dünyanın en güzel, en tatlı sevgilisi. Günaydın. Senin bir canın mı sıkkın bugün? Yo değil, nereden çıktı? Ya ne bileyim, bir suratına sık gibi geldi de. Değil, değil. Bir öpeyim mi? Mahir, oğlum ne ara çıktın gittin? Uyandım yoktun evde. Kusura bakma ya, sen uyuyordun da Akif amca arayınca ben onu almaya gittim. Günaydın. Günaydın Akif amca. Akif amcanın yanında kim? Arkadaşlar, okulun hava durumu mu değişti? Güneş mi doğdu? Ne oldu? Oğulcan, sen ne dersin? Yani işte boy ortalamasını bir tık daha yükseltti okulun. Böyle el ayağa kaçan bir gözleri var, bana ne oluyorsa. Gel gel, seni bizimkilerle tanıştırayım. Olur. Günaydın gençler. Tanıştırayım sizi, Mahir. Mahir bizim çocuklar. Sıradan başlayayım. Berk, Aybüke, Asiye'yi zaten tanıyorsun. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, nasıl olayım? İyiyiz. Ömer. Selam, ben Elif. Ama en iyisini en sona sakladım. Okulumuzun mizah kolu başkanı Onur Tanır. Buyurun. Bak bilerek yapıyor ama bu sefer aklımda bak, çok güzel bir şey. Memnun oldum, Onur Tanır ben. Memnun oldum. E siz kaynaşırsınız zaman içinde. Hadi oğlum gel, senin şu kaydını yaptıralım biz. Hadi bakalım çocuklar, hadi. Fıstık, sen nereden tanıyorsun onu? Akif amcanın hayatını kurtaran çocuk. Beraber hastaneye götürmüştük. Diyorsun. Ben bir kahramanla yaşıyorum yani aynı evde. Öyle mi? Nasıl yani? Ev arkadaşın mı o senin? Artık öyle. Hadi ya. Kusura bakmayın ya, ayağım incindi de. Rica ederim, ne demek? Evet arkadaşlar, adımlar önemli.
Şimdi herkes partneriyle karşı karşıya gelsin. Tutuş pozisyonumuzu alıyoruz. Ve hep birlikte. Bir, iki, üç. Çok güzel. Tekrar yerimizi alalım. Sevgilim aslında ayaklarına bakmasan daha rahat edeceksin. Ya kızım benim burada ne işim var? Ben dediklerini bile anlamıyorum ya. İleri mi böyle mi ne deden son? Ya Ömer bak mızıkçılık yapıyorsun. Söz verdin bana. Birlikte öğreneceğiz ya. Tamam tamam. İlk soldu değil mi? Tango aşktır, tutkudur. Biraz da kızgınlık barındırır içinde. Göreyim ifadeleri. Ah çalıştığım yerden gel. Nasıl? Şu. Ne bu? Dedi ya hoca işte. Aşk, kızgınlık falan. Bu bende. Yapma. Çok kötü şey. Ama senin bir bakışın var. Böyle kızgın. Ama bir yandan da seni kaybetmekten korkuyorum Süsen Kılıç bakışı. Allah Allah ben dümdüz bir adamım. Benim öyle alengirli bakışlarım olmaz ki. Hayır var. Ayrıldığımızda yapıyorsun. Benim de içimin yağları eriyor. İyi o zaman ben de senin için ölüyorum Ömer Eren bakışı alabilir miyim bir kuple? Tabii. Öyle iyi mi? Biraz daha yaklaş bakayım. Hı. Ben sevdim o tango işini. Selam. Selam. Ya şey, edebiyat hocasının istediği kaynak kitabını bulabildin mi? Aa, evet, buldum ya. Ben yarın sana getireyim istersen. Teşekkür ederim. Süper olur da. Senin ayağına ne oldu? Önemli bir şey değil ya. Öyle sporda incittim. Geçmiş olsun o zaman. Teşekkürler. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bir şey değil. Elif, ister misin? Bu ne ki? Ömer'le dans kursu üyeliğimiz. Ya biz ayrıldık ya şimdi ben tek gitmek istemiyorum sanırım. Sen git. Yani aslında olur da buna şimdi eş partner falan bir şey gerekmiyor ya. Yani istersen daha iyi olur tabii. Tamam o zaman ben alayım. Belki birilerini bulurum. Teşekkür ederim. Mimi, bak gözünü seveyim olur olmaz yerde konuşma. Sana soru sormadıkça sakın cevap verme canlı yayın. Bu affolmaz ha. Ha. Tamam, girmem tamam merak etme. Yani kusura kalma sen biraz yavaş anlıyorsun. Geç düşüyor jeton ondan seni uyarmak zorunda kaldım yani. Ben girmem tamam korkma. Aferin güveniyor ben sana. Şengül Hanım hazır mıyız? Hazırız tabii. Kamera. Üç, iki, bir yayındayız. Yayındayız Şengül. Yayındayız bilmeyebiliyorum. Evet sevgili Aslı'nın bilmeyenin de söylediği gibi yayındayız. Oraya değil buraya bakıyorsun mi? Evet. Evet sevgili kankalarım, sevgili seyircilerim benim kocam bugün hasta hasta. Ay bir naz, bir niyaz. Ay dedi Şengül ben yanıyorum dedi. Ay dedi ben ölüyorum dedi. Ben ne yaptım? Kocayı evde bıraktım. Tarhanasını yaptım. Sırtına havlusunu yerleştirdim. Hop kaptım sevgili Aslı'nın bilmeyeyi aldım. Geldim stüdyodayım. Şimdi bugün sizlere ne pişireceğiz? Sevgili asistanım Hilmiye, söyle bakalım ne pişiriyoruz? Çökertme kebabı. Çökertme kebabı, çökertme kebabı. Değil mi Hilmiye? Evet,
Şimdi malzemelerimizi sayıyorum ben size. 300 gram ince ince kesilmiş et. Hilmiye Hanım göster bal. Evet sevgili Aslan'ın Hilmiye'nin elinde duran bu etler gibi. Etlerden küçük kesiyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. Ve yarım çay bardağımsı bir tık daha fazlası değil mi? Sıvı yağ. Ay Hilmiye, et demişken aklıma ne geldi biliyor musun? Et alacaksan bizim Beykozlu Ali ustanın dükkanından alacaksın. Lokum gibi etlere, lokum, lokum, lokum. Ay yok ya, hiç değil. Vallahi ben hiç sevmem o adamın etini. Sana kötüsü denk gelmiştir. Hilmiye'm çok çok iyidir. Ali ustanın etleri bir dünya markası kendisi. Ay yok bacım, işte değil. Sen de durmuşsun burada o adamın reklamını yapıyorsun. Ben ondan kıyma alıyorum, hep kuyruk yağı dolu içi. Kestik. Şengül Hanım, siz konuşmalarınıza reklam mı alıyorsunuz? Aa, tövbe estağfurullah. Yapar mıyım ben hiç öyle şey ya? Benim asistan. Asistanınız öyle söyledi ama. Ha yok, yok, yok. Onun kafası gider gelir. O çok şakacı biridir. Öyle. Şengül Hanım, biri aradı. Kasapmış. Adını yanlış söylemişsiniz. Ali değil, Recep'miş. Beykozlu kasap Recep olacakmış. Aa, ben de o adamın adını Ali diye biliyorum. Anam sen gittin başka adamın reklamını yaptın ya. Hala reklam diyorsun Hilmiye. Ne reklamı ya? Şengül Hanım, bu yaptığınız size hiç yakıştıramadım. Üzgünüm ama kovuldunuz. Kovulduk mu? Biz değil, ben kovuldum. Senin yüzünden kovuldum. O durmayan çenen yüzünden kovuldum Hilmiye. Her lafa girmesen, her şeye bir cevap vermesen. Düş arkama. Hadi. Eyvallah. Haydi afiyet olsun. İstin vereyim mi sen? Yemeyeceğim, iştahım yok. Halbuki sen bugün bir garipsin. Berk'e de bir soğuk davrandın, ne oldu? Berk'e soğuk davranmadım. Ayrıca iyiyim de yani. Hadi yiyin de çıkalım. Bu arkadaşlar da iyice abarttılar ha. Anaokulu çocuğu gibi beslenme çantasıyla gelmişler dedi. Ay sen niye bu kadar taktın bunlara? Boş ver, ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Takarım, kısır da getirselerdi. Bunu getirelim. Ne yapıyormuş benim güzellerim? Burada ne konuşuyorsunuz bakayım? Anneciğim, tam zamanında geldi. Bizim bu ezikler okulda piknik yapmaya başladılar. Evet, yanlış görmedin. Ben bu arkadaşları sarma yerken bile gördüm okulda. Ya olacak iş mi okulun ortasında? Sen hiç sever misin yani? Neyse Sarp'cığım, ben biliyorum yapacağımı da her şeyin bir zamanı var. Bize yalnız kötü kötü bakıyor. Dur, canı çekti galiba. Bir tane vereyim. Olcan hayır. Kızım dur, ben anlarım zenginleri, biliyorum ben, dur. Efendim, şöyle takdim edeyim. Hadi laubaliliği bırak. Geç git otur arkadaşlarının yanına, hadi. Hem sen alırım aslında. Yasmin. Ne var, canım çekti. Yasmin diyorum, kime diyorum? Efendim hiç karışmayın, biliyorum bak zenginsiniz ama kız tığ gibi kalmış yani. Hiçbir şey vermiyor musunuz? Her gün neyse ona bakıyor. Süper yapıyor. Ha mesela ben yapmıyorum ama yine öyleyim. Şöyle yapalım, ben madırıma söyleyeyim. Hani o böyle kıymalı falan yapsın çünkü buralar bir içe çökmüş sizde de yani var. Evet. Bitti. Mahir'cim hoş geldin. Teşekkür ederim. Umarım okulumuzu seversin. Eğitimde belli bir seviyeyi tutturmuş, gelenekleri olan bir okul burası. Ara sıra küçük sürtüşmeler çıkar ama... Ara sıra mı? Ara sıra mı? Ya oğlum bu okul yengeç sepeti gibi ya. Hele bir olay çıkmaya görsün. Bak umarsızca atılan tekmeler, düşünmeksizin sallanan yumruklar öyle böyle değil ya. Akif Bey, biz yine de öyle tarif etmesek? Etmeyelim müdür bey. Seni mi kıracağız? Şimdi ne yapıyoruz müdür? Yarın başlasın mı delikanlı okula? Bugün formaları falan halledin, yarın başlasın. Oldu, hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun.
Burak hocam, biraz konuşabilir miyiz? Tabii Şevval Hanım. Şevval? Bu ne kız? Ne olmuş sana böyle, tövbe estağfurullah? Güneş paneli gibi. Ne işin var senin burada? Akif, senin haberin yok galiba. Ben okulun yeni genel müdürüyüm. Bilineceğim. Kız, genel müdür okulda olur mu ya? Burası eğitim kurumu. Genel müdür dediğin şirkette olur, fabrikada olur. Tövbe yarabbim ya. Niye böyle giyindin aşütmenleri? Müdürle beraber beden eğitimi dersine mi gireceksin? Akif, müsaade edersen okulu düzene sokmaya çalışıyorum. Bu kılıkla mı? Burak hocam, bazı yeni kararlar aldım da sınıf sınıf gezip öğrencilere anlatalım bunu, olur mu? Tabii Şevval Hanım. Buyurun anlatalım. Buyurun asolistim, buyurun. Delireceğim. Oğlum bak, bunun böyle olduğuna bakma, bu şeytandır, tamam mı? Bundan uzak duracaksın. Niye Akif amca? Kim ki bu kadın? Şeytan dedik ya oğlum, dinlemiyor mu beni? Allah Allah. Hani böyle doğada da olur. Çok böyle renkli renkli canlılar genelde zehirli olur, anladın mı? Bu da onlardan işte. Pırıl pırıl. Genel müdürüm diyor. Genel müdür olmuş şimdi de. Neyin genel müdürüyse pabucumun müdürü. Tövbe yarabbim ya. Hadi ben muhasebeye çıkayım. Sen buralarda oyala. Dikkat et, gözlük müzik de gözünü alır. Tövbeler olsun. Çocuklar, yerlerinize. Buraya dikkat. Şevval Hanım bir duyuru yapacak size. Evet çocuklar. Ben bu okula geldikten sonra rahatsız olduğum şeyler var. Özellikle bazı öğrencilerin laubali ve disiplinsiz tavırları benim asla kabul edemeyeceğim şeyler. Düzen ve nizam Ataman Koleji'nin olmazsa olmazıdır. Ben şu an resmen utanç içindeyim. Ne yapıyor? Bence çok iyi yapıyor. Bravo anneciğim. İşte tam da bu sebeple ben bazı kararlar aldım. Bundan sonra beden eğitimi dersinde benim üzerimdeki bu eşofmanı giyeceksiniz. Yani Şevval Hanımcığım, efendim çok iddialı tabii ama yani bize yakışır mı bilemedim. Yakışır ayol, niye yakışmasın? Tabii. Biraz sanki şeye benzemiş. Disko topunu mu hatırlattı mesela? Vallahi ben demedim efendim. Lütfen o kovulsun. Vallahi üstüme kalmasın, sonra kalıyor. Çocuklar, lütfen ama, lütfen. Biz bu formaları nereden alacağız peki? Okuldan çok cüzi bir miktara alabilirsiniz. 3500 TL. Sudan ucuz. Yalnız biz bir eşofmana o kadar para veremeyiz. İşte o da beni hiç ilgilendirmiyor. Ne olur eşofmanlarınızı giyemezseniz beden eğitimi dersine giremezsiniz. Bu sefer de not ortalamalarınız düşer, değil mi? Bak, alamayacağımızı biliyor ya, bilerek yapıyor. Kesin kovulduk. Ha, bir diğer konu da kütüphaneden bundan sonra kitapları alıp evinize götüremezsiniz. Çünkü çalınanlar olmuş. İyi de niye bana bakıyorsun suçlar gibi? Ömerciğim, lütfen sessiz olalım. Testleri, ders kitaplarını falan, bunları okuldan alabilirsiniz bundan sonra. Neden dışarıdan alamıyormuşuz? Ya ne olacak işte, akıllarınca para topluyorlar. Tabii keyiflerine göre. Hiç sorun yok arkadaşlar. Ben test kitaplarını alınca fotokopiyle çoğaltır, hepimize dağıtırım. Hiç problem değil. O iş sende. Son olarak da bundan sonra evinizden böyle börek çörek falan getirmeyeceksiniz. Okulda bunları yemek yasak. Demek o yüzden bakmış. Kız kaldı mı bir parça? Bak canı çekmiş. Kaldı. Şevval Hanım, bu kadarı da biraz fazla değil mi? Çocukların yediğine içtiğine karışamayız. Karışırız Burak hocam. Bunlar başka türlü disipline olmayacaklar. Anlaştık değil mi çocuklar? Anlaştık anneciğim. Hadi bakalım size. İyi dersler o zaman. Çıkalım biz Burak hocam. İyi dersler çocuklar. Bak döndü ya, döndü ya işte, o sıra tekrar güneş çarpıyor bu tekrar. Yıldırmak için yapıyor. He. Yalnız biz böyle numaraları yemeyiz. Aynen Asya'm, hiçbir şey olmaz. Tabii canım, yer misiniz siz böyle numaraları? Böyle sudan sebeplerle okul hayatınızı bitirecek değilsiniz ya, hele böyle dostlarınız varken. Ne saçmalıyorsun oğlumsun? Hangi dost? Şimdi görürsünüz.
Showtime. Arkadaşlar, bana bir bakabilir misiniz? Bizim sınıfta birkaç tane gariban öğrenci var. Böyle kitap, eşofman takımı eksikleri var. Ben diyorum ki bunlara bir para toplayalım. Allah belanı versin. Kendileri kümeste yaşıyorlar. Kitap alacağız, eşofman takımı falan. Benden bir 200 lira çalışır. Siz de az çok demeyin. Hani yardım edelim, bu çocuklar kümeste yaşıyorlar, alamıyorlar. Az çok demeyelim. Ne verirsen elinle, o da gelir seninle. Yok mu yardım edebilecek? Evet abi. Az çok demiyoruz, yardım ediyoruz. Sen teşekkürler. Niye rahat durmuyorsun lan? Ne var oğlum? Sana iyilik yapıyoruz. Suç mu? Al para. Seni öldürürüm ha. Ya tamam Ömer ya. Tahrik etmeye çalışıyor işte. Kanmayın şunun oyununa. Vallahi ben çok tahrik oldum ha. Lan bak seni var ya. Ya. Lan, bak rahat dur. Birinin elinde kalacağım. Ben de kurtaramayacağım seni ha. Hey hey. Bir dur. Ne oluyor ya? Önce elini kolunu çek. Sen kimsin oğlum? Geri bas lan. İki kişi sıkıştırmışsınız çocuğu. Ayıp olmuyor mu? Bunlar böyle işte. Bunlar eşkıya. Ya sana ne oluyor ya? Sen ne karışıyorsun bilip bilmeden? Bıraksaydım da dövseler miydi çocuğu? Oğlum salak salak konuşmayın. Bilip bilmeden ne atlıyorsun lan sen? He? Hayır ne var? Siz ikiniz saldırmadınız mı bana şimdi? Gel bir daha sal. Ya tamam oğulcan. Hadi gidelim. Ömer hadi. Bırak şunu. Gerizekalı. Sen bir şey mi yapsın gerçekten onlara? Yok be oğlum. Bunların huyu bu. Saldırırlar. Ama eyvallah. Bu iyiliğini unutmam. Oh. Oh. Şengül. Ha geldik geldik biz geldik. Hoş geldiniz. İyi misin Orhan'ım? Ağrısın var mı? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Acık sızlıyor işte. Siz ne yaptınız? Nasıl gitti çekim? Kötü. Kovulduk. Anında bunun çenesi yüzünden. Niye, ne oldu ki? Allah'ın aşkına ne yaptın gene kadın? Şengül'ün hiçbir suçu yok Orhan abi. Benim yüzümden oldu. Ağzımdan kaçırdım. Neyi kaçırdın? Ne diyorsunuz anlamıyorum ben ya. Neyi ağzından kaçırdın? Kamerada kayıtlı her şey. Alenen söyledin. Yalan söylüyorsun dedin. Kasabın reklamını yapıyorsun dedin. Ha tamam şimdi anlaşıldı mesele. Sonunda yakalandın değil mi Şengül? Ah kadın ah ben sana ne diyeyim ya. Bu kadının ne suçu var? Gizli reklam almak senin neyine ya? Alavere dalavere çevirmeden duramıyorsun değil mi? Duramıyorsun çünkü ya. Bak mis gibi paramızı kazanıyorduk. Ne olacak şimdi? Nasıl bunun ne suçu var ya? Bu patlattı beni. Ben de güzel gizli saklı reklamı yapıyordum. Ne olacak şimdi peki kadın? Ha? Ben herhalde eşeğimi sağlam kazağa bağlamadan adım atmam. Hangi eşeğe hangi kazağa acaba? Çok önemli bir yatırım yaptım. Paramızla o kadar önemli bir yatırım yaptım ki... her gün kat be kat katlanıyor paramız. Yatırım yaptın öyle mi? Ne yaptın mesela? Ev mi aldın? Arsa mı aldın? Ne yaptın? Ay Orhan şişirdin beni ya. Allah Allah yaptım bir yatırım diyorum. Değerlenecek paramız diyorum. Size dil dökmekten vallahi boğazım kurudu. Gideceğim çay yapacağım. Ben niye yapıyorum çayı? Sen cezasın. Sen yap çayı. Tamam. Hemen yaparım. Bana kızgınlığın geçti mi? Yanına börek koyarsan belki geçer. Tamam koyarım. Patlattı beni ya. Çayı da açık koy. Ya ne olur gelsen ya. Aman azla çıktın sen de. Yani aslında dans benim olayım. Yani bunu herkes biliyor. Ama bir randevu defterime bakmam lazım. Azıcık kabarık. Değil mi Ömer'cim? Aşırı pisliksin oğulcan. Aşırı pisliksin. Ay biliyorum en sevdiğim uyuma. Ne dansıymış bu? Senin dansın Ömer. Benim dansım mı? Hı-hı. Süsen'le beraber bir kursa yazılmışsınız ya. Ayrılınca o da tek gitmek istemediğinden bana verdi. Ha. İyi, ne güzel gidin işte. Ne oldu lan? Bir ses titredi sanki. Böyle bir canlar sıkıldı. İçinde böyle bir sanki özlem duygusu kabı. Olcan bak kalbini kıracağım senin ha. Ayrıldık bitti gitti işte. Ne uzatıyorsun? Yok cız etti, yok bir şey etti. He, tamam. Neyse. Ben eve gelmeyeceğim. Alt sınıflardan bir çocuğa dersim vardı, ona gideceğim. Tamam. Ben de eve geçeyim. Ömer yalnız kalmasın.
Düşündün mü, gelecek misin? Hani şu okula güneş gibi parlayan mı, doğan mı artık? Bir parlak bir şey vardı ya, ona sordun mu? Tamam oğulcan. En mükemmel sensin, en havalı da sensin. Oldu mu, gelecek misin şimdi? Azıcık daha. Yani biraz daha öyle, belki hani azıcık daha yalvarırsan ben kabul ederim gibi. Sevgilim, ben istemeden senin kalbini kıracak bir şey mi yaptım? Hayır, saçmalama. Yani ne bileyim, bir tuhaf davranıyorsun. Teneffüslerde falan da kayboldun hep, hiç yanıma gelmedin. Aa, sana öyle gelmiş, olur mu öyle şey ya, saçmalama. Hı. İyiyim madem, bana öyle gelmiş demek ki. Şimdi müsait misin peki? Hemen eve gitmek zorunda mısın? Evet, zorundayım. Niye? Umutcan, ben siz uyuyamıyor ya. Ben gitmem lazım, onunla olmam lazım. Ha, kıyamam ona ben ya. İyi o zaman, sen git. Akşam görüşürüz madem, ne yapalım? Akşam? Evet Aybike. Hatırlamıyor musun, konuştuk ya sınıfta. Test kitaplarının fotokopisini çektirecektim ben. Akşam getirecektin, dağıtacaktım. Sağ ol bu arada, ama parasını vereceğiz fotokopilerine. Önemli değil ya kardeşim, acelesi yok. Artık gitsek mi biz, ne yapsak ya? Hadi. Bak sakın ekeyim falan deme, okulu dar ederim başına. Tamam mı? Aşk. İyi madem, akşam görüşürüz o zaman. Tamam. Ben de seni yerim ya, çok sevmiyoruz birbirimizi. Bu anne, birileri gidecek galiba dans kursuna. Ya çok ısrar etti biliyor musun? Yani ben de kırmayayım dedim bu sefer. Lan! Mahvoldum ben. Ne oldu? Kızım benim hiç spor kıyafetim yok. Dansa nasıl gideceğim ben? Giyersin olacağım bir şey. Ben de bir şey oldu sandım ya. Hadi. Hadi. Oğlum acaba madırımın taytını giyip babamın da şortunu mu giysen? Oluyor çok iyi öyle. Plan, aynen. Canım, hoş geldin. Hoş gördük canım benim. Nasıl geçti günün? Ne yaptınız, hallettiniz mi kayıt işini? Hallettik. Gel otur anlatayım. Gittik işte, formasıdır, kitabıdır falan. Ne lazımsa hepsini aldık ama ya ne boş, ne kadar kalender bir çocuk bu ya. İhtiyacı olanın haricinde bir çöp istemedi biliyor musun? Belli. Gururlu çocuk. Ne boş? Bir dakika şimdi. Sen Mahir hakkında iyi bir şey mi söyledin? Evet. Akif'ciğim, benim çocuk da alıp veremedim yok ki zaten. Sorun senin tavrın. Ama ne boş, Allah'ını seversen ben ne yapıyorum ki yani? Durumumuz var, imkanımız dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya gayret ediyorum. Bunda ne var yani, neresi kötü ki bunun? Acı bugün de yani tutacaktım Mahir'i kolundan. Barsın'a da haber verecektim, getirecektim çocukları yemeğe. Yani neticede bunlar bekar çocuklar yani. Beslenmelerine dikkat etmiyorlar, burada güzel bir şeyler yesinler diye. Sonra sen şey yaparsın diye. Yaparım Akif, yaparım. Vallahi iyi olmuş vazgeçtiğin, getirmediğin. Ya bu çocuklar genç çocuklar. Ne işleri var ayol bizim yanımızda? Sürekli getiriyorsun eve, kıramıyorlar da seni. Ne yapayım Nebat? Ben de böyle ev sessiz sedasız kalmasın. Çocuk sesi, çocuk nefesi olsun diye. Öyle. Canım, sen acaba kendine başka bir uğraş falan mı bulsan? Ha? Hani senin şu peşinde koştuğun kulüp vardı? Ne oldu o iş? Ben onu tamamen unuttum. Sarı fırtınam, aklınla sen bin yaşa ya. Dur bir arayayım ben emlakçıyı. Doğru söylüyorsun ya. Ben unuttum onu, tamamen unuttum. Alo Behçet Bey. Merhaba Akif Bey. Merhaba. Ya hani şu bizim pazarlık yapıp anlaştığımız kulüp vardı ya, onun için aramadın sen beni. Ha yok, aradın, bana mı ulaşamadın acaba? O iş biraz karıştı Akif Bey.
yurt dışından bir beyefendi çıktı ortaya. Sizden daha yüksek teklif verdi. Allah Allah. Kimmiş o yurt dışından çıkan beyefendi? Ne kadar teklif verdi? Söyle bakayım. Etik olarak bunları sizinle paylaşmam uygun olmaz Akif Bey. Lan başlatma etiğine. Tövbe yarabbim. Ne yapacağız? Gidip adamı tehdit mi edeceğiz? Boğazına mı sarılacağız? Ne yapacağız? İşte oturalım, tanışalım. Bir yemek yiyelim. Bir orta yolu bulalım. Sen söyle bakayım bana. Bu adamın ismi cismi nedir? Nerede kalıyor? Ne yapıyor? Söyle bakayım hadi. Gönder sen bana. Akif Bey, çok zor durumda kalıyorum ama. Kalmazsın Behçet. Sen zor durumda kalmazsın. Tamam hadi. Sen benim dediğimi yap. Hadi hayra karşı hadi. Anne bu hoş aklınla bin yaşa kız. Sen olmasaydın kaçıyordu. Canım kulüp kaçıyordu kız. Vallahi iyi akıl ettin. Bizde kulüp. Kulüp bizde. Ha, şey mi yapsak? Bak benim bir tane yazdan kalmış çiçekli gömleğim var. Ona ne diyorsunuz? O olur sanki. Biden diyorum, Biden diyorum artık yeter ya. Atlet giy çık işte üf. Ya birazcık abine destek çıkar mısın? Azıcık çık ya. Acaba ben salsa yapacağım diye sen beni kıskanmış olabilir misin? Çok kıskandım. Hatta şimdi kendimi odama kilitleyeceğim. Ağlayacağım sabaha kadar hüngür şakır. Aslında var ya Şevval Hanım'ın bizi alın diye direttiği eşofman takımı vardı ya. Keşke alsaydık onu ya. Geç alacak da para yok. Böyle yanar dönerli giderdim. O neydi öyle ya? Vallahi ilk gördüğüm anı unutamıyorum ha. İğrenç bir şey. Yok doğrusu ben hayatımızda ilk defa parasız diye mutlu oldum. Rezil olmaktan kurtulduk. Oğulcan senin pembe bir gömleğin vardı. O daha çirkin. Gel buraya. Hayır. Aferin. Aferin. Vallahi iyi ki benim kuzenimsin. Altına da böyle bir tane siyah pantolon çekerim mis gibi olur değil mi? Ya onun ütüsü yok. Öyle giyin mi? Emel'in okulunu arıyorlar. Alo efendim. Tamam. Tamam ben geliyorum. Neymiş? Benim Emel'i almam lazım ya. Servis aracı arızalanmış. Hadi ya. Aynen. Akşam görüşürüz Tolga'larda. Tamam görüşürüz. Efendim Akif amca? Ya Mahir bu bizim Bıcırık yok mu Bıcırık? Onun servisi bozulmuş ya, okuldan alınması gerekiyor. Tamam, ben şimdi hemen çıkayım alayım onu, getireyim. Ama sen bana bir konum yollayabilecek misin Akif amca? Ya Mahir efendi ya, gördün mü? Gördün mü nasıl da lazımmış bana şoför ya? Neden? Çünkü maç var bugün. Sen gideceksin, Bıcırık'ı alacaksın, ben de ayaklarımı uzatacağım. Maçı izleyeceğim oğlum. Hadi yolluyorum konumu, hadi can. Hadi bakalım. Tamamdır Akif amca. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun sen ya? Biri geçiyor önünden görmüyor musun? Dikkat etsene niye arabanın önüne atladın ki? Sen araba kullanmayı bildiğine emin misin? Telefona bakmayacaksın önüne bakacaksın. Ya sen de haklısın özür dilerim. Gözümü yoldan ayırmamam gerekiyordu ama dalgınsın galiba bir anda yola fırladın. İyi misin acıyor mu canım? İyiyim ya acelem var zaten. Ya benim de acelem var ama gideceğin yere bırakayım istersen seni. Yok dolmuşa bineceğim ben. Ya bir saniye bekle. Hiç olmadı şunu yapıştır da mikrop falan kapmasın. Hep birlikte şimdi adımı tekrarlıyoruz. Şimdi. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Evet. 9, 12, 8. Hocam bu arada söylemiş miydim bilmiyorum ama dansta yeteneğim felakettir. Yok, daha önce eğitim aldığımı söylememiştin. Yok, zaten almadım ama Allah vergisi bir yeteneğe sahibim. Yani kıvraklığım olsun, matematiğim, İngilizcem olsun. Oğulcan, birazcık. Sussam mı acaba? Birazcık. Peki, bize birkaç figür göstermek ister misin? Süper fikir. Şimdi mi? Şimdi. Tabii. Maestro, müzik ver. Maestro yok. Basacağız, açılacak işte. Basar mısın canım? Bak.
Hocam siz bir sakatlık çıkmasın. Geçin. Oğlum dur, kadın düşecek olta. Gel. Hocam. Hocam. Heh. Ya hocam Allah aşkına atın şunu. Pembe panter gibi giymiş zaten. Benim konsantrasyonumu bozuyor. İstemiyorum ya. Ben seni şimdi bir atarım. Geç kız. Geç göreyim ben seni. Marifetini göreyim. Geç. Tabii. Elifciğim. Normalde bildiğim hareketler hocam bunlar. Dün videoları da izledim hani. Okulda hiç böyle bir tip değil hocam. Yani baktığınız zaman zarafetle alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Kızım bak dünden beri iki tane video izledim. Başka da bir bilgim yok. Sen değil. Kızım sen böyle dans etmeyi nereden öğrendin? Ne oldu, yakıştıramadın lanmış. Yani. Aslında yakıştırdım. Ama ne bileyim sen okulda böyle zarsut bir tipsin ya, o yüzden şaşırdım yani. Hocam bak bir daha böyle bir şey dersen fena ayağıma basma ayağıma sakın. Ne yapayım, ayağını yanlış yere koyuyorsun sen de. Bir şey diyeyim mi, sen Tolga'nın karşısında böyle oynasaydın iddiayı kesin kazanırdın. Aa! Hocam! Hocam! Ay! Haydi! Haydi! Allah bir kurtulma! Ay! Çok yürü gitti, çok yürü gitti. Dokunma. Bakayım. Aa, kesin kırıldı galiba. Hocam. Bu hocam buz getirin, buz getirin, buz getirin. Dur, şey oldu mu, acıyor mu? Ver bakayım. Ay, vallahi gitti, kırıldı. Dur. Ay. Ay. Yok be, ayağıma vur. Ay, vallahi. Tut bakayım ben. Ay, vallahi kırık. Dur, ay, çok kudur. Tamam, yastık. Üflesene, yastık. Üfle, evet. Üfle. Kızım deli misin, niye üflüyorsun? Deliyim, sat. Şimdi bir dolmuş evdeyiz, tamam mı aşkım? Ya çok beklemedin değil mi? Yok abla, bekliyorum. Zaten herkes bekliyor. Abla, bak Bahar da bekliyor. Bahar'cığım, seni kimse almaya gelmedi mi? Bahar, çok bekledin mi abicim? Gel. Sen ne arıyorsun burada? Kardeşimi almaya geldim. Siz ikiniz aynı okulda mısınız? Evet Mahir abi, biz aynı okuldayız. Söyleseydin ya aynı yere geldiğimizi, bırakırdım seni de. Ben senin nereye gideceğini nereden bileyim ya? Ayrıca ikimiz de geç kalırdık o zaman. Ya navigasyon yanlış yol verdi bana da, ben de o yüzden geçiktim. Hadi atlayın arabayı, sizi de bırakayım. Ha yok, gerek yok, biz dolmuşa bineceğiz. Allah Allah, ne dolmuş sevdasıymış, gelin işte. Gerek yok dedim. Hadi ablacığım. Ha. Sen bana okuldaki olaydan kızgınsın değil mi? Ya ben niye sana kızgın olayım? Ben Sarp'a kızgınım. O gerizekalı bizim maddi durumumuz yok diye bizi aşağılamak için böyle para topluyordu. Bize eziyet edip bıktırıp bizi okuldan göndermek için yapıyorlar bunu. Yoksa biz öyle insanlara saldıracak kadar cani insanlar değiliz. Tamam. Ya bilmiyordum. Özür dilerim. Sen hep bu kadar gergin misin ya? Elma şekeri alayım mı sana? Sakinleşirsin. Ne alaka? Hem çocuklar da yer. Barışmış oluruz. Abla, ne olur, ne olur alalım. Evet, evet, elma şekeri alalım, lütfen. Hadi, hepimizi alayım o zaman. Gelin bakalım. Emel. Evet, hadi bakalım. Al sevgilim. Nasıl? Ya okulda çalış, burada çalış, otobüste. Vallahi sıkıldım ya. Biz büyüyüp güzel adam mı olacağız böyle?
Hadi be oğlum. Nasıl yapsak acaba? Böyle sınav gibi mi yapsak? Olur Asya. Süre de tutalım. Tolga ya, senin yeni ev arkadaşın nerede? Vallahi ben de anlamadım ki yani. Bakkalı diye çıktı gitti, hala yok ortada. Ama bak şimdi çocuk yeni buralarda, kaybolmuş falan olmasın ya. Şey mi yapsak biz, gidip arasak? Hatta ben seve seve yani mutlulukla ararım. Ay, ay inattı. Ayağım kırdı hanımefendi. Acaba sen onu bunu bırak da şey mi yapsan, bana bir su mu getirsen? Yalnız soğuk olması mühim, daha rahat geçiyor boğazdan. Getireyim su, getireyim. Ol Can'cığım, getireyim. Küçük bardak olsun, midem çünkü küçük benim. Ah, bu satıyor. Ben seni gördüm oğlum, Ceylan gibi sekiyordum. Numara yapıyor. Kızım ne numara yapacağım? Sen ondan mı hoşlanıyorsun? Ne alaka ya, yok öyle bir şey. İlkokuldayken de böyle saç baş çekerdin, eziyetler çektirirdin kızlara da ondan. Sen kızların saçını mı çekiyordun lan? Ufak çapkın, ne burası? Arada öyle şeyler yapıyordum da... Arada yapıyordum be Ömer'im. Ay, bak gitti. Gitti, tut tut. He, buyur, sağ ol. Suyum. Sağ ol. Bakalım sok. Soğuk, tamam. Oturabilirsin hiç. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun hocam. Hadi başlayalım o zaman. 45 dakika tutun. Kim tutacak? Ben tutarım. 45 dakika yeter değil mi? Hele şükür be kardeşim ya. Nerede kaldın? 2 saattir seni bekliyoruz burada. Polisi arayacaktık kayboldun diye. Yok ya. Şöyle bir gezdim geldim işte. Gazoz, cips falan aldım. Çalışırken iyi gider. Gerek yoktu. Mahir. Sağ ol. Sen de bozuksun bana anlaşılan. Ya ben olayı bilmeden karıştım. Özür dilerim. Asiye anlattı sonra bana. O da Bahar'ı okuldan almak için gelmişti de... Emel'le beni eve bıraktı. Aa ya ben ne güne duruyorum. Ben Emel'i alırdım bana söyleseydiniz eğer. Elifçiğim, Emel kim sen biliyor musun? Hı. O çocuk niye bulaşıyor ki size? Manyak çünkü, ondan uğraşıyor. Bir de işin garip tarafı, o çocuk benim kardeşim o. Kardeşin? Gerçekten mi? He. Maalesef. Arada biraz kardeş çıkıyor bunun böyle. Ya uzun lafın kısası, bu hikayenin iyi çocukları bir... Ziz. Onlar. Ama neyse işte ya, biz test çözüyoruz, sen de çöz, uzamasın mevzu. Aslında şöyle, bizdik normalde, bu sorundan eklendi. Neyse, her şey tatlıya bağlandı. Aa! Ay bak! Ömer, tut 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 tut. Şurada acaba Elif'ciğim, şimdi su içtim ya, çok iyi geldi, kabul ediyorum ama... Bir de şöyle gazozumu açsan bana. Ben videolarda gördüm, işte gözüyle falan, açsana bir dene. Ver. Aa! Dur yavaş, ayağım ağrıdı. Tamam. Hadi bakayım. Hadi, hadi başlayın artık, hadi. Evet, hadi. Orhan'ım sen niye ayaklandın? Biz iyileşesin sen diye gözün içine bakıyoruz. Ya Şengül, yat yat, her tarafım tutuldu vallahi. Acık ayağa kalkayım. İyi, kalk kalk. Spor yap hatta. Ha, şınav çek, mekik yap. Ya ver şu çayı, ver. Patlat iyiceni Orhan'ı. Kalktığıma kalkacağıma pişman ettin beni. Ne ya, gecenin bir yarısı alacaklı gibi. Tut şunu. Çekil ben bakayım. Of. Abiler ne oluyor? Gecenin bir yarısı, bu nasıl bir kapı çalmak yani? Hayırdır inşallah? Şengül Hanım'la konuşacağız biz. Hayırdır Kazım abi, ne istiyorsunuz? Program yayından kalkmış. Bizden reklam yapacağım diye para aldıydın ya Şengül Hanım. Aldım. Geri ne zaman vereceksin? Paramızı almaya geldik.
Ya Kazım abi yapma Allah aşkına ya. Evimiz belli, barkımız belli. Size borç takıp kaçacak halimiz yok ya. Ya ne yaptınız siz? Kendi aranızda toplaşıp hadi gidelim Şengüller'in evini basalım falan mı dediniz ya? Aşk olsun ya. Alacaklı gibi geldiniz, kapıma dayandınız. Yapmayın gözünü seveyim ya. Hadi, hadi iyi akşamlar. Kapıdan kovuyorsun ama parayı peşin peşin almasını biliyorsun Şengül Hanım. Ya abiler tamam. Merak etmeyin bizde paranız kalmaz. Veririz paranızı. Öyle değil mi Şengül? Ya tabii ki Orhan'ım ya. Yarın öderiz paranızı. Aşk olsun Kazım abi. Vallahi senden hiç beklemezdim ya. Ya bu adamcağız yaralandı. Bir geçmiş olsuna gelmediniz ya. İş para olunca da maşallah akbaba gibi geldiniz. Evimin önüne tünediniz. Vallahi. Çok içerledim. Söyleyeyim sana Kazım abi. Haydi. Haydi iyi akşamlar. Haydi. Eh be Şengül. Ya sen benim başımı belaya sokmadan duramıyor musun ya? Şimdi esnaftan peşin peşin para mı topladın? E tabii peşin aldım parayı. Veresiye reklam yapılırmış Orhan Allah aşkına ya. Bu işlerde önceden alınır parası. Ha ben şimdi yapayım sizin reklamı, siz sonra taksit taksit ödersiniz diye bir şey olur mu Allah aşkına? Ha ben nereden bileyim kovulacağımızı? Vereceksin ama değil mi? Bak vermezsen bu sefer ağzımı fena bozacağım ha, haberin olsun. Ya vereceğim tabii. Ben yatırım yaptım, paramızı üçe beşe katladım demedim mi sana? He dedin de üçe beşe nasıl katladın onu söylemedin. Sanal para işine girdim. Sanal ne? Sanal ya, sanal. Yani para var ama gözükmüyor. Nasıl anlatayım ben şimdi sana? Bak göstereyim. Ha bak. Şimdi buna telefonla indiriyorsun. Buna aplikasyon diyorlar tamam mı? Aplikasyonda bak buradan paranı alıyorsun. Aha buraya yatırıyorsun. Aa, nasıl da çözmüşüm raconu ha. Ne oldu kız? Bebeğinin para on bine düşmüş. Nasıl düşmüş? Çalınmış mı yani? Ay Orhan buradan para çaldırma Allah aşkına. Bu böyle çıkıyor iniyor aşağıya. Değerleri var bunun. Üç katıydı Orhan bu. On bine düşmüş. Ne yapacağız biz? Bunun çıkmasını bekleyeceğiz. He esnaf da beklerdi bunun çıkmasını. Kaç para vardı burada? 100 bin. 100 bin? 100 binin 10 bine mi düştü? Ya. Allah seni kahretmesin kadın ya. Sen bilmediğin işlere niye karışıyorsun ya? Niye karışıyorsun bilmediğin işlere? Ne yapacağız şimdi? Nasıl ödeyeceğiz biz bu heriflerin parasını? Of şey ya, of! Lan yapma şunu, konsantre olamıyorum ya. Oğlum ben de bunu yapmayınca konsantre olamıyorum. Bitti mi testin? Hiç başlamadım ki. İnternetteki son araman ne? Oyun mu oynayacağız şimdi ya? He oynayacağız, hadi söyle. Boş ver. Bir saniye. Ninni mi? Kız dinli mi? Ya sen bebiş mi oldun? Bebek mi şişen? Bebek mi şişen? Ara beni ara sıra ben söylerim. Anne hatta gideyim. Ben biraz hayal meyal hatırlıyorum da. Annem söylerdi ben küçükken. Şey, ver ben çevireceğim. Ya sizin gerçekten ders çalışmaya niyetiniz yok. Yok, bu saatten sonra çalışmazlar ya. Tolga, platonik olduğun falan birisi var mı? Ya yok canım, ne platoniği ya? Ne alaka, ne biçim soru bu ya? Yok öyle bir şey. Var mı lan? Ya yok oğlum öyle bir şey. Yani sonuçta biliyorsun erkek adamız. Gerekirse çıkarız karşısına söyleriz yani. Biliyorsun bizi. Yok yani o yüzden. Tanıyorsun da beni.
Herkesin öyledir. Neyse ben de. Ben oğlum ben çevireceğim müdür. Kapa çeneni, abiyim ben. Aa bak görüyor musun Ömer sana geldi. Süsen'i seviyor musun hala? O nasıl soru lan şimdi? Kapa çeneni cevap ver. Seviyorum evet. Ama seviyoruz diye de birlikte olacağız diye bir şey yok tabii. O nasıl oluyor severken ayrı? Sevgilin sana büyük bir yalan söyleyince o dediğin oluyor kardeşim. Ver ben deneyeceğim. Evet Asiye'cim buyur söyle bakalım. 25 yaşında kendini nerede görüyorsun? Mahkemede. Yani mahkeme derken avukat olmak istiyorum ya. Diyorsun. Mahir sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne alaka? Ya ben de avukat olmak istediğimi söylemiştim de Tolga'ya onu diyor. Ama merak etme yani sana beraber ofis açalım falan demeyeceğim. Yıkıcık oluyor bana bu. Yo sen hoşlanmıyorsun benden. Neyse ben mi çeviriyorum? Ya sen de sıra hadi çevir devam etsin ne bu. Görünmez olsaydın ne yapardın? Ha. Gece o uyurken odasına girer, sabaha kadar onu izlerdim. Of ne güzel olurdu. Ben de seni bir güzel döverdim. Ama beraber döver. Ben sana bir ıslık çalardım zaten ev yakın ya. Hani ben çünkü bunun boyu 1.90. Anladın mı? Bunu tek başıma çok dövemem gibi hissediyorum böyle. Kuzeniniz de biz. Evet. Ben de o zaman değil mi? Evet. Hiç benden bir şey sakladın mı? Aybek, ne oldu? Sana bir kal geldi sanki sustun. Ne alaka? Ne alaka ya? Ne saçma bir soru bu ayrıca. Test çözüyorduk ne güzel şimdi oyunumuz nereden çıktı? Nereye gidiyorsun ya? Tuvalete. Benim bilmediğim bir şey mi var abi? Ya yok oğlum. Yani ters bir günde denk geldin herhalde. Ya ne ters gün? Bunun her zamanki hali. Her gün görsene de her gün eziyet ediyor. Her gün eziyet ediyor. Giriyor tuvalete ne yapıyor ben de anlamadım. Suzan Hanım bu arada tekrardan teşekkürler. Ellerinize sağlık ya. Afiyet olsun ne demek. Esas benim iddialı olduğum konu krep. Bilmem sever misiniz? Üstüne reçel sürünce benim fıstığım bayılır değil mi abicim? Evet çok seviyorum öyle. Yapayım bir gün. Size bir tane daha çay koydum bu arada. Niye zahmet ettin Asiye'cim? Gel otur kahvaltını yap sen. Aa, yok canım ne zahmeti ya. Siz bizim için o kadar çok şey hazırlamışsınız, getirmişsiniz. Aman ne olacak Asiye'cim ya. Ben de böyle boş boş oturmaktan devamlı yemek yapmaya sardım. Acil iş bulmam lazım. Selamün aleyküm kuzile. Boşa mı lan? Oho vallahi yeter bıktım ya. Doyuramıyoruz da beyefendi. Sen az önce evde bu... Neyse. Kızım ne yedim ki sanki? Yani azıcık biraz peynir, biraz zeytin. O kadar bir yumurta yapanımız yoktu ki sonuçta. Ha, istedin de yengem yapmadı mı sanki? Evde yoktu ki. Erken çıkmış. Ha çekime mi gittiler? Ay çok güzel programları ya. Herkes de izliyor. Bayılıyorum ben vallahi. O kadar doğallar ki. Aynen çok doğal oldukları için zaten kovuldular. Aa niye? Benim canım annem yine annemliğini yapmış gitmiş gizli reklam sokmuş programa. Öyle olunca da tabii yapım fark etmiş kovmuş. Tam yengemlik harekete hiç şaşırmadım. Ya ben programı çok seviyordum. Yengeme çok gülüyordum. Ay ben de bayılıyordum. Emel'cim de işte artık ne yapalım sağlık olsun. Aa siz geç kalıyorsunuz çocuklar yalnız. Boğulacağım, boğulacağım. Yeter olacağım. Bir de kadının önündeki böreği alıyorsun ha. Abicim servisin gelecek senin. Hadi. Onu ben bindiririm Emel. Hiç merak etmeyin. Siz gidin. Hadi la, hadi la. Yolluk olsun lan, dur. Suzan'cığım, öpeyim. Hadi iyi dersler. Hadi görüşürüz. Emel'cik öptüm. Emel sen de bitir onları, tamam mı? Haydi öptüm. Bay bay.
Efendim çantamı unutmuş. Al hadi al al. Emlakçı Behçet'ten beklediğimiz mesaj geldi. Arayalım bakalım. Şu rakibimizle bir tanışalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Yaman Soy'da rezervasyonum vardı. Şöyle vereyim. Alo. Ha, efendim merhabalar. Merhabalar, Yaman Bey'le mi görüşüyorum acaba? Buyurun benim, siz? Ben Akif Atakul efendim. Öncelikle güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz demek istiyorum size. Hoş bulduk. Ne için aramıştınız? Şimdi Yaman Beyciğim şu sebepten rahatsız ettim ben sizi. İkimiz de aynı kulüp için ayrı zamanlarda görüşmeler yapmışız anladığım kadarıyla. Ben de numaranızı emlakçı Behçet Bey'den aldım. Evet ama ben kendisiyle anlaştım Akif Bey. Bugün yarın sözleşme imzalıyoruz. Hah işte ben de diyorum ki ondan önce oturup bir yemek mi yesek acaba biz? Bakın Akif Bey, benim kararım net. Hiçbir görüşmenin beni kararımdan vazgeçireceğini de sanmıyorum. Ama Yaman Beyciğim, siz daha Akif Atakul'la tanışmadınız ki. Siz benim imkanlarımı bilmiyorsunuz. Benim çevremi bilmiyorsunuz. Yapabileceklerimi bilmiyorsunuz. Bir yemek yiyelim ya, ondan sonra yine siz ne isterseniz yapın. Ne diyorsunuz? Nerede buluşuyoruz? Vay, madem bu kadar ısrarcısınız, tamam buluşalım. Yalnız Akif Bey, eğer teklifinize hayır olursa cevabım darılmaca gücenmece yok, tamam mı? Tamam. Otele yakın çok güzel bir restoran varmış. Metin'i çok duydum. Orada buluşalım. Tamam efendim. Ben sizden konum bekliyorum Yaman Beyciğim o zaman. Hoşça kalın. Oldu. Oldu, iyi günler. Sen bir Akif Atakul'la tanış da. Güzel. Randevuyu kaptık. Kulübü de kapacağız inşallah. Güzel oldu. Kimenizi vereyim? Çok teşekkürler. Rica ederim. Bavulları odaya çıkarsınlar, bir kahve içeceğim. Tabii alacaklar, afiyet olsun. Sağ ol. Aa, bu kim ya, sabah sabah alacaklı gibi çıktı. Şengül, ne işin var senin burada? Acele konuşmamız lazım. Olmaz, konuşamayız. Ben değil, evde çıkmadılar da. Sen git sonra konuşuruz hadi. Ya benim bebelerin önüne kahvaltı bile koymadan sabahın köründe buraya damladım. Akılsız kadın, konuşmamız lazım diyorsa acil bir şey var, konuşacağız. Tamam, susayım. Siz sessiz sessiz yukarı çıkalım odama. Orada konuşuruz. Anlat efendim, ne oldu? Aybike her şeyi biliyor. Ne? Nasıl? Her şeyi derken? Telefon konuşmamızı duymuş. Kadın seni öldürdün dediğimi de duymuş. Eyvah! Nasıl ya? Ya Şengül, sen beni delirtecek misin kadın? Ya sen abuk subuk konuşursan böyle hala öldürdün ettin diye telefonun bir ucunda olacak bu. Ya bana diyorsun ki dikkatli ol diye. Sen nasıl yaptın böyle bir şey? Ay bir kendini gizli gizli dinleyeceğini nerede bileyim ben Allah aşkına ya? Yavrucuğumun hiç de öyle bir huyu yoktur ha. Bence o çanta mevzusundan işkillendi. Bittim ben. Bittim ben Şengül. Bittim, yok. Gidecek Berke, anlatacak her şeyi. Berke anlatacak. Ben oğlumu kaybedeceğim. Berke beni asla affetmeyecek Şengül. Ben oğlumu kaybederim Şengül. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben Şengül? Ay sen de hemen böyle ortalığı velveleye verme Allah aşkına. Aynen, bu ne stres ya? Bir sakin, bir kendine gel. Karşında Şengül denen bir kadın var. Ben sana sahip çıkayım. Ben senin için can hıraş savaşıyorum. Senin haklarını korumaya çalışıyorum Ayla. Ama sen de azıcık bana bir sahip çık ya. Elini taşın altına koy artık Ayla. Ne yapacağım? Tamam. Olur, tamam. Ne yapacağım? Hayır, ne yapacağımı bir bilsem. Şengül, ne yapacağımı söyler misin? Bana yardım etmen lazım Şengül. Ya ben biliyorum bak, öyle konuyu uzatmayı seven bir kadın değilim. Çok konuşmayı da sevmem. Ben böyle açık, net, dürüstçe sana söylüyorum. Ben kötü bir yatırım yaptım. Paraya da sıkıştım yani. Bana borç vereceksin. Sebep? Bir dakika, bir dakika ya. Sen bana resmen şantaj yapıyorsun şu an. Ya bak susuyorum ama bunun bir karşılığı var diyorsun. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp Ayla Hanım. Şu konuşmamızı lütfen geriye sar. Benim ağzından böyle bir şey çıktı mı? Ben öyle şantaj mantaj bir şey dedim mi sana? Ben paraya sıkıştım, borç alacağım senden diyorum, borcu ödeyeceğim diyorum. Bu arada da kızımı susturacağım diyorum. Hani bunun neresinde şantaj var? Ha, tabii tabii Şengül, tabii.
Ya bu şantaj değil de ne? Bal gibi şantaj işte. Bak o kaşlarını çatma, anlan karışıyor ha. Ya ben zor durumda kalmasam yüzümü kızartıp senden gelip para isteyecek bir kadın mıyım? Hala aşk olsun ya. Ben o televizyon programından kovulmasaydım hep bu gerizekalı Hilmiye yüzünden bana neler yaptı o kadın biliyor musun? Anlatayım mı sana? Ay tamam tamam Şengül ya tamam. İlgilenmiyorum. Neyse ne senin özel hayatın. Bana bak Şengül, vereceğim sana parayı tamam. Tamam ama bir şartım var. Aybike çenesini sıkı tutacak. Duydun mu? Ne yapacaksın, ne edeceksin? Kızının ağzını sıkı tutmasını sağlayacaksın. Duydun mu beni? He. Ne kadar istiyorsun? 100.000. Anneciğim biz çıkıyoruz ufaktan. Anne. Hah canım. Aa Şengül teyze. Anneciğim. Ya özel mi konuşuyordunuz? Çok pardon, ben sizi bölmedim umarım. Ama herkes iyi değil mi? Bir sorun, bir problem yok. Aa, oğlum olur mu hiç öyle şey? Ne sorunu, ne sıkıntısı? Şengül teyzen geldi, birazcık laflıyorduk onunla. Biraz da canı sıkkındı da azıcık da paraya sıkışmış. Ben de dedim ki Şengülcüğüm ben ne güne duruyorum. Ona yardımcı oluyordum ben de. Senin bu anan var ya, melek, melek. Anasız bir melek. Evet. Bağ bak Berk, bu ananı üzersen var ya karşında Şengül teyzeni bulursun ha. Şengülcüğüm. Her zaman Şengülcüğüm, her zaman ben buradayım. Ay ne yapsın kadın, yazık. Üzüldüm, bana yardım ettin biraz. Ha. Hadi oğlum sen geç kalma, hadi. Ha, iyi çıkayım o zaman ben. 100.000 lira mı verdi? Bak, önemli bir şey değil, önemli bir şey. Hadi, hadi güzelim. Çocuğum dışarıdan içecek getirmek yasak. Git kantinden ne istiyorsan al, hadi. Oğlum bak çok kötü bakıyor ya. Bence farklı yönlere dağılalım, kafası karışsın. Siz. Bakın bakayım bana bir. Ben size dedim hızlı olacaktık, bak fark ettim. Evet, buyurun. Çantanızda yiyecek bir şey getirdiniz mi? Yine kantinde piknik falan yapmayın da. Yok, getirmedik. İnanmıyorsanız da bakın isterseniz. Gerek yok, istemez. Siz kurallara uyun yeter. Eşofmanlar alındı mı? Alacağız. Kantini boyayalım, paramız olacak o zaman alacağız. Kantini boyamanızı kim söyledi size? Ben söyledim Şevval Hanım. Zaten boyanması gerekiyordu biliyorsunuz. Aynen, sonuçta bizim de elimiz yatkın değil mi müdür bey? Bak yine kötü kötü bakıyor, acaba biz kaçsak mı? Müdürüm biz gitsek mi? Siz gidin çocuklar, evet. Bundan sonra bana sormadan hiç kimseye iş vermeyeceksiniz Burak bey. Yoksa siz iş aramak zorunda kalırsınız. Aklınızda bulunsun. Vay be. Çalışkan kızımıza bak sen. Oturmuş gizli gizli test çözüyor ha? Yok ya, takılıyorum öyle. Ne yazık ki hala her boşluğunda test çözecek kadar sınav havamda değilim. Sen ne yaptın? Aynen, ne yapayım? Halledersin ben de, sen sıkıntı yok. Umarım. Selam. Hayır. Kim? Ha, siz daha tanışmadınız değil mi? Mahir. Yeni sınıf arkadaşımız. Aynı zamanda benim yeni ev arkadaşım oluyor kendisi. Mahir, Yasmin, Yasmin, Mahir. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mahir sen geç, istersen benim yanıma oturursun zaten. Benim yanıma boş. Selamun aleyküm. Otur otur abicim, hiç rahatsız ol. Bunlarda da bir hürmet, bir hürmet beni göreceksin. Normalde ben onlardan şimdi bir yaş büyük olduğum için. Senin nasıl gidiyor? İyi. Var mı bulaşan falan? Bak Tolga iyi bilir. İlk zamanlarında da bayağı yardım etmişimdir. Yani öyle bulaş olursa bana söylemen yeterli. Don't panic, okey? Tamam, söylerim. Eyvallah. Mahir sen en son ders notlarını istemiştin benden evden değil mi? Aynen. Ulan helal olsun ya.
kaçıncı sene hala çalışıyorsunuz. Mesela bak Sarp'la bana bak. Çok güzel örneğiz. İkimiz de tembeliz. O benden daha kötü tabii. Görsen tipinde de zaten memelet yok. Ne haber Yasmin? Sağ ol. Lan! Gül var. Gül var. Kurumuş da böyle, kurutulmuş belli. Yıllanmış bir gül. Ne alaka? Bir arkadaşım verdi. Baba, bir gül alır mısın? Gerçi bunlar onun yanında sinik ama olsun. Yani abicim ben senin güzeller güzeli ablana bir çiçek alırım aslında ama sen... Bir dakika, bir dakika. Al bakalım sen şunu. Onu da alayım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Bence bugün birbirine hediye alacaksa eğer o ben olmalıyım diye düşünüyorum. Diyorsun. Diyorum. Ayrıca beni bu dehşet kötü durumdan kurtardığın için de tekrar teşekkür ederim. Yeni dostum. Vallahi benim de çok arkadaşım var biliyor musun? Mesela sabah bir tanesiyle tanıştım. Mahir. Bugün tanıştık. Merhaba dedi. Ben Mahir dedi. Ben de olacağım dedim. Hop çıkartsa mesela bir gül. Ne yapıyorsun lan derim. Ne alaka değil mi? Çok saçma. Mesela ertesi gün oldu, günaydın dedik sınıfa. Yasmin bir anda çıktı geldi, al sana gül dedi. Bir de alaka deriz değil mi? Çok saçma sapan bir şey olur. Mesela sen kaç yıllık arkadaşımsın, bana hiç gül verdin mi? Şahsen kırıldım, hiç öyle bir şey de almadım. Demek ki özel bir kız arkadaş gibi hissettim ben. Bunun özel falan değil diyorum, neyin anlamıyorsun sen bunun ya? Öyle herhangi bir arkadaşım verdi. Tolga. Ben tahmin ediyorum aslında senin ne soracağını. Ama sen yine de sor, dinliyorum. Biraz önceki defterin arasından çıkan gül benim sana verdiğim gül müydü? Evet, senin bana verdiğin güldü, doğru. Neden sakladın peki bu zamana kadar? Yani ne bileyim. O an böyle eve gidince defterin arasına atmışım, unutmuşum ben onu. Ha, öylesine sakladın. Öylesine koydun, unuttun. Ha, öylesine. Unuttum. Unutmuşum. Oh ya. Korktum biliyor musun? Yani çok saçma ama bana karşı bir şeyler hissediyorsun falan zannettim. Yok. Olmaz yani zaten. Biliyorum biz ikimiz kankiyiz sonuçta, değil mi? Zaten, zaten. Tabii ki. Ders boşmuş. Ben kantine gidiyorum. Görüşürüz. 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 Malsın yani, malsın ya.
Kaldır bakayım kokunu. Sen şimdi daha demin şu ağzımdaki gülü çöpe attın ya. İşte o zaman içim bir cız etti. Böyle hafif bir ağlayacak gibiydin. Ben de bunu çöpten alıp... Neyse kardeşim şimdi şöyle koyayım ben bunu. Heh, bak güzel oldu böyle. Oğlum bırak Allah aşkına ya. Zaten rezil oldum yeterince kıza. Bu ne? Kurumuş kül, sen kuruttun ya. Oğlum keşke bana baştan söyleseydin ya. Normalde de böyle şeyleri söylersin. Hayret atladın. Yani o kadar içeride zevzeklik yaptım ben. Boşu boşuna yapmazdım, boş konuştum. Ya ne bileyim oğlum, ben de ne yaptığımı bilmiyorum ki. Yani gördün sen de. Gül'ü görür görmez böyle elim ayağım birbirine girdi benim. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı? Yani ben çaktırmadım değil mi? Yani toparladım diye düşünüyorum. Yani kızı inandırdık mı sence? Yani çok yalan söyleyesim var aslında ama... söylemeyeyim. Yani bayağı çak... Oğlum bir saat boyunca gelip de böyle çöp kutsa... böyle bakılır mı? 10 dakika boyunca böyle baktın. Sen belli etmesen de gözlerim azıcık belli etti. Kıyamam ya, sen aşık mı oldun? Gel öpeceğim. Gel. Oh. Ölürüm lan. Tamam her şey çok güzel. Ben de seni seviyorum kardeşim ama telefonum çalıyor. Aç hocam hadi. Kim arıyor? Dayı. Hadi be selam söyle. Nasıl yani ne zaman? İstanbul'a mı geldin? Çağır bu okula gelsin. Anladım okuldayım evet. Tamam olur. Selam söyle lan. Be. Messi, Messi. Messi. Ronaldo'su da var. Doğru mu duydum Messi? He Messi. Senin ayağın sakat değil miydi sanki? Ya yürüyemiyorum zaten şöyle şeyler oluyor. Mesela hafif bir yürüyorum, aa bak mesela gitti. Sonra bir yürüyorum, aa bak hiçbir şey yok mesela. Sonra bir ay bir daha gidiyor. Böyle ara ara değişik bir modeli var ayağım. Sus. Olcan, sus. Peki ben ne yaptım biliyor musun sen? Ne bileyim ben, ne yaptın? Ne yaptım? Sana zarar verdim diye üzüldüm. He. Sen ne yaptın? Ayağın sakat diye beni kullanıp... bana ayak işlerini yaptırdın değil mi? He, arada sanki öyle şeyler yaptım gibi. Yani. Su getir. Kahve getir. Gazoz getir. Ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ben nereden bileyim? Bu kırılmayan ayağını şimdi ben kıracağım, olacağım. Tamam, ne istiyorsun? Söyle sanki ne yapayım? Söylesene lan. Kızım söyle. Canım acıdı. Tamam, ne istiyorsun? Onu söyle. Git kahve getir. He, tamam, kahve bu kadar basit işte. Manyak ya. Ben çantayı unuttum. Atma, kızım. Elif'e yakalandım. Bundan sonra ben ona hizmet edeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Boş dersi bulduk. Çalışıyoruz işte. Hı-hı. Ne oluyor orada ya? Yok işte ya. Çantamdaydı. Bulamıyorum. Çocuğum ne yapıyorsun sen? Ne arıyorsun orada öyle? Cüzdanım yok hocam. Çalındı galiba. Burada çalındığına emin misin? Galiba Şevval Hanım. Emin misin oğlum çalındığına? Bak kimse izden altında bırak. Hocam bakıyorum çantamda yok işte. Nereye gidecek? Çocuklar, arkadaşınızın cüzdanını kim aldıysa hemen geri versin. Ben bu olay büyüsün istemiyorum. Tamam, peki kimse kantinden dışarı çıkmıyor. Çıkartın çantalarınızı arayacağız. Hayırdır, niye bize bakıyorsun? Size bakmıyorum, herkese söylüyorum ben. Yok yok, sen bence bize bayağı kafayı taktın. Hatta cüzdanı da bizim çaldığımızı falan düşünüyorsun. Bu çocukların çalacak hali yok herhalde, değil mi? Ay ne biçim laf öyle ya? Ha, onlar çalmaz ama biz çalabiliriz yani, öyle mi? Ay Allah kahretsin ya, alın bakın. Alın bakın çantamıza. Oğulcan sen de aç. Özelim var. Oğulcancığım heves etmiş o kadar hanımefendi. Aç, hevesi kursağında kalmasın.
Alın madem çok ısrar ediyorsunuz. Burak hocam, arayın şu çantaları. Şevval Hanım, bu yaptığınız hiç doğru bir şey değil. Ayrımcılık yapıyorsunuz şu an. Hocam kendinizi hiç yormayın. Ben Şevval Hanım'ı hiç böyle inceliklerden anladığını falan zannetmiyorum. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Hadsiz. Ya ne uzattın ya? Yok işte cüzdan müzdan, bir sus artık, bir kes. Ceplerinizi boşaltın. Şevval Hanım, çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Ceplerinizi de boşaltın dedim. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Okulun sahibisiniz diye bizi böyle aşağılayabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Biz hırsız falan değiliz, duydunuz mu? Hey! Tamam hadi, yeter. Sana ne oluyor ya? Çekil şuradan. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Sen ilk önce bir kendine gel istersen. Annenin yaptığı terbiyesizliğe bak. Bana bak, siz çok fazla oluyorsunuz. Kusunlar. Ne var lan? Ne var lan? Oğlum, hocam bir... Arkadaşlar, tuvalette cüzdanını düşüren oldu mu? Benim cüzdanım. Ne oluyor burada ya? Ben kötü bir zamanda mı geldim? Nereye gidiyorsun ya? Özür dileyeceksin bizden. Aa, şu pozlara bak, pozlara. Vallahi artık sizin bu yaptıklarınız benim burama kadar geldi. Hadi toplayın şu çantalarınızı. Allah Allah. Çocuklar, kusura bakmayın. Yok hocam, günde zaten 4 kere geliyoruz. Tam olarak ne oldu burada? Duydun değil mi? Terbiyesiz, hadsiz, özür dileyecekmişim bir de ondan. Sen kimsin be? Kimsin sen? Şevval Hanım, biz de suçlar gibi olduk ama çocukları. Ben kimsenin özelinde bir şey söylemedim. Ben ortaya konuştum, bunlar da üzerlerine alındılar. Ne yapayım? Yaraları var ki, gocunuyorlar demek ki. Ben niye kendimi sana açıklıyorum ya? Allah Allah. İstemiyorum ben bu çocukları bu okulda. En kısa sürede atılacaklar, ne gerekiyorsa ya. O kadar kolay değil Şevval Hanım. Bizler idareci olarak keyfimize göre hareket edemeyiz. Ayrıca mevzuatı da yok sayamayız. Burak hocam, sen ne demek istiyorsun? Ben anlamadım mevzuat falan. Şöyle Şevval Hanım. Çocuklar yönetmeliğe aykırı hiçbir şey yapmadılar. Ayrıca Asya ve Ömer bu okulun en başarılı öğrencileri. Eğer kendilerine bir haksızlık yapıldığını düşünürlerse... okulu dava bile edebilirler. Yani bunlar yüzünden ben okulumu kaybedebilirim. Bunu mu söylemek istiyorsun? Evet, evet, kesinlikle öyle. Bunu istemeyiz. Sen! Şu yakanı paçanı bir düzelt. Bağla o kravatı, hadi. Ah! Şengül! Oy! Ben geldim, geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar ne Şengül? Çok kalabalığız ya. Hiçbir şey yetmiyor. İşte bulgurdu, yağdı, undu. Umutcan'ın bezleriydi. Olcan haklı vallahi. Bu çocuğun bezleri sürekli bitiyor. Bez dayanmıyor olana. Ay. Orhan. Çarşıda ay nasıl güzel bir bebek arabası gördüm. Böyle tenteli menteli. Çok şıktı vallahi ama çok pahalıydı. Paraya kıyamadım, alamadım. Aa, niye alamadın ya? Çok üzüldüm şimdi, bak kahroldum. Kıyaydın keşke. Ya ne diyorsun sen kadın, ne diyorsun ya? Ya ben sokağa çıkamıyorum. Esnafın yüzüne nasıl bakacağım diye kara kara düşünüyorum. Sen hala bana tenteli arabadan bahsediyorsun ya. Kara kara düşündüğüne göre düşünmüş, bir çare de bulmuşsundur. Evet, duyayım bakayım neymiş çare? Ya ne olacak işte? Yani bu evi ipotek edeceğiz, bankadan gidip kredi çekeceğiz, bu. Çok güzel düşünmüşsün. Vallahi ben 40 sene düşünsem böyle bir şey benim aklıma gelmez. Doğru diyorsun. Küçücük borç için güzelim, evimizi ipotek edelim. Vallahi şahane fikir ha. Bankalar kapanmadan hadi kalk kalk kalk. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi hadi hadi. Hadi. Bana bak kadın, bak benim tepemin tasını attırma. Bu esnaftan peşin peşin reklam parasını toplamayı biliyorsun. Eşek gibi ödenecek o para. Ya senin başında Şengül diye bir kadın var. Ha biraz relax, bir rahatla. Hayat sana güzel Orhan'ım. Biraz keyfini çıkarsana ya.
Bu kadın düşünüyor herhalde her şeyi. Eve gelene kadar tek 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 esnafa bütün borçlarımı kapattım, öyle geldim ben. Ödedin mi? Nasıl ödedin ya? O para battı demedin mi sen? Yoksa yükseldi mi paran? İniyor çıkıyor falan diyordun ya. Ay yok 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 ya. Yine gitti dibi gördü. Ya? Aylağımdan istedim ben borç. Aylağımdan borç istedin. 100 bin. Ya senin öyle bir samimiyetin mi var o kadınla? Bak ya. Şimdi kim bilir ne düşünecek bizle ilgili? Ay Orhan, geldiğimden beri vıdır 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 yedim beynimi ya. Ay bir relax, ay bir rahat ol. Hep bir böyle gam, hep bir tasa, hep bir stres. Ya kadıncağız bana güveniyor demek ki, işten kovuldum dedim. İşe girince yavaş yavaş ödeyeceğim dedim. İkiletmedi, hemen verdi parayı. Of! Aman! Sana da bir türlü yaranılmıyor ha. Vallahi yaranılmıyor. Sen benim gibi kadını öp başına koy. Arkadaş nerede kaldı bu çocuk ya? Öf. Hah, geliyor kerata. Çok beklettim ya Akif amca. Dediğin gibi okuldan çıkar çıkmaz geldim ama trafik vardı. Öne bineceğim, öne bineceğim, öne bineceğim. Oğlum ben beklerim, mesele değil. Ben beklerim de toplantım var oğlum. Bir de yani adamla tanışmıyorum. Telefonda konuştum. Gıcık da bir herife benziyor. Durup dururken ağzımızın tadı kaçmasın yani. Tamam Akif amca, ben yetişeceğim seni, merak etme. Hadi, hadi aslan. İş görüşmesi mi? Ha, iş görüşmesi. Tabii ikna edebilirsek adamı. Ya bence sen ikna edersin. Sana hayır demek imkansız gibi bir şey. Mahir'cim, nasıl geçti bakayım okulun ilk günü? Olaylı. Ama benlik bir şey yok yani. Olaysız desen şaşardım zaten. Olaysız desen vallahi şöyle şakatak düşer bayılırdım buraya. Ya bak okul eskiden benimdi biliyor musun? Sahibi bendim. Allah'ın günü arardı müdür. Akif Bey yetiş şöyle oldu. Akif Bey ne olur gel böyle oldu. Vallahi yani ucuz kurtuldum ben oradan öyle söyleyeyim. Yani değişik tipler bir arada normal sorun çıkmaz. Tabii yani orası da öyle, doğru söylüyorsun. Ömer'le Hüseyin nasıl? İyiler mi? Var mı sıkıntı? İyiler. Ya aramızda bir anlaşmazlık oldu ama hallettik galiba. Hallolur oğlum, hallolur. Bu hayattaki her şey hallolur. Bir de şu toplantıya yetişebilirsek. Yetişeceğiz Akif amca, yetişeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi biz nerede değiştireceğiz üstümüzü? Sabah boya içinde gelirsek Şevval Hanım yine azarlayacak. Tuvalette. Ben bu kadından çok sıkıldım ya. Yarın kayıtları alıp başka okula mı gitsek ha? Şimdi bunun tatlışı Berk de isteyecek, o iş yalan ya, olmaz o. Ya dışarıda görüşürler, ne var? Saçmalamayın. Hangi okul bizi yarı dönem alacak? Üstelik sınav senesi. Hem sene de kaybedemeyiz. Ya ayrıca niye biz gidiyoruz? Ya bizim ne yanlışımız var ki? Biz sadece okumaya çalışıyoruz yani. Ben kimse için eğitim hayatımı mahvedemem. Kusura bakmayın. Değil mi ya? Doğru diyorsun. Kötüler kaybediyor. Biz niye kaybediyoruz her seferinde? Ayrıca daha deminki yaptığın davranış çok hoşuma gitti. Birazcık kuzenine çektiğin tarafları var. Çok hırçının. Aferin Nasih. Çocuklar. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Şimdi size gerekli malzemeler depoda. Onları oradan temin edebilirsiniz. Çocuklar bu duvarlarda aynı renk boyanacak. Üstünden bir kat geçin, temiz görünsünler, yeterli. Bir de bugün Şevval Hanım'ın size yaşattığı tatsız olay için okul adına ben çok özür dilerim sizlerden çocuklar. Duyamadım hocam. Yok hocam, sizin bir suçunuz yok ki. Öyle deme Ömer, ben çok üzüldüm gerçekten. Elimden geldiğince Şevval Hanım'ı durdurmaya çalışıyorum ama o size karşı çok takıntılı. Neyse, kolay gelsin size. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Dünya tatlısı adam. Sırf bunun için vallahi okul... Bak kalacaksın, tekrar devam edeceksin. Sonra tekrar kalacağım böyle tekrar... Neyse. Hadi malzeme odasına hadi. Şimdi bunları böyle koymazsak Şevval Hanım yine bize babarayı çekecek. Ya ben arabada bekleseydim Akif amca. Niye? Niye arabada bekliyorsun oğlum? Yemek yiyeceğiz şurada. Sen de oturursun bir yerde, yersin yemeğini güzel güzel.
acacına mı çalıştıracağım oğlum ben seni? Gaddar mıyım la ben? Yakınlarda bir yer bulur, yer gelirdim zaten. Şimdi iş konuşacaksınız, rahatsız etmeyeyim ben sizi. Vallahi sizin bu gurur da beni bitiriyor ha. Ya yeter, yeter. Vallahi yoruluyorum. Akif amcanı yorma. Mahir'im, Akif amcan yoruluyor. Hadi gel, yorma la beni. Allah aşkına yorma artık ya, aman. Hadi canım. Akif amca, Mahir. Yani şu hayatta zaten sevdiğim, güvendiğim, hayran olduğum iki tane insan var. İkisi de burada. Akif Atakul, idolüm. Yaman Soy'dan dayım. Merhaba. Ama Yaman Soy'dan senin dayın mı? Aa, Yaman Bey dayısı çıktı. Şaştım da kaldım. Bu gerçekten bana da sürpriz oldu. Nasıl yani? Siz ikiniz görüşecek miydiniz? Aynen öyle. buyurun oturun lütfen. Hoş geldiniz. Akif amca sen geç. Buyurun buyurun. Vallahi şahane oldu ya. Allah Allah. Allah Allah. Delikanlı oğlunuz mu? Manevi oğlum. Tolga'nın da ev arkadaşı. Ha dayı. Hani sana bahsetmiştim ya sınıfa yeni bir eleman geldi diye. İşte o Mahir. Aynı zamanda yeni ev arkadaşım. Memnun oldum delikanlı. Ben de memnun oldum. Aslan, aslan. Beklediğiniz misafirleriniz geldiğine göre servise başlamamı ister misiniz? Evet, evet. Hemen başlayalım. Buranın şefi çok meşhurmuş. Siz gelmeden önce onun spesiyallerinden birkaç bir şey söyledim. Tabii hepiniz için. Umarım sakıncası yoktur. Aa! Ne sakıncası olabilir Yaman Bey? Allah aşkına ne sakıncası olabilir? Bizim yiyeceğimiz şeyleri seçmişsiniz. Biz zaten yemek seçmeyiz. Çok da güzel yapmışsınız. Vakit çünkü nakittir efendim bir yerde. Ayrıca da getirecek de öyle kürek kadar bir menü. Zaten üstünde Türkçe bir şey yazmıyor. Onu biz okuyacağız da anlayacağız da aç kalırdık. Vallahi çok iyi yapmışsınız. İyi de yani siz böyle sürekli birbirinizle sizle biz de mi konuşacaksınız? Doğru. Ya Akif amca, hani sen bana Mahir'i getirdiğinde demiştin ya, hadi bakalım oğlum demiştin, tanışın demiştin, kaynaşın demiştin, değil mi? Ama şimdi Tolgacığım, siz öğrencisiniz yavrum. Biz koca koca iş insanlarıyız. Yani öyle değil mi Yaman Beyciğim? Yani aslında öyle de duruma bakınca Tolga benim yeğenim, onun ev arkadaşı, ev arkadaşının manevi babası. Şimdi böyle bir ortamda bence resmiyeti bırakalım Akifciğim. Yamanım. Bak ne kadar güzel oldu. Çok da güzel oldu bak. Ağzıma da oturdu biliyor musunuz Yaman'ım? Vallahi olacak iş değil. Yaman'ım o zaman şöyle yapalım mı istersen? Yemek yemeye başlamadan evvel şu meseleyi bir konuşalım. Bir tane kulüp var ortada. İkimiz de buna talibiz. Madem aramızda böyle bir samimiyet var, ne gerek var birbirimizi kırmaya? Gel bu işte biz ortak olalım mı Yaman'ım? O işi konuşuruz. O iş kolay. Ayrıca yani övünmek gibi olmasın ama ben adamı kumaşından tanırım. Yani senin enerjin, neşen, cana yakınlığın, özellikle de şu samimiyetin yani. Bunların hepsi benim için çok önemli. Vallahi dayı ne yalan söyleyeyim, Akif amca bir tanedir. Yani bunca yıldır boşuna idollemedik kendisine. Nasıl bizim delikanlı evde? Dağınık mı? Tolga mı? Hiç değil ya. Vallahi çiçek gibi. Bu arada eli de lezzetli bayağı. İdeal ev arkadaşı yani. Hadi canım. Hiç böyle marifetlerin olduğunu bilmiyordum Tolga. Dayı gel kal bu gece bizde. Hem baksana böyle sabah kahvaltı hazırlarım, marifetlerimi görürsün falan, parmaklarını yersin bana. Hem ne yapacaksın öyle otel köşelerinde falan, hiç senlik değil. Öker evi, iki tane genç delikanlı. Sizin sevgiliniz vardır, arkadaşlarınız vardır. Ben şimdi ortamınızı bozmayayım. Böyle daha iyi. Aynen Yaman'ım. Aynen ya. Ya oğlum siz bekar evi, sizinki siz gencecik adamlarsınız değil mi? Sevgilileriniz falan vardır, var mı? Var mı sevgili? Ha bak görüyor musun? Kıpkırmızı oldu ha sizi gidi ya. Olacak iş değil. Yaman'ım ortağım madem konu buradan açıldı. Var mı bir evlilik durumları ha? Ortağım var mı yengemiz? Bak ortağım dedim. Dilimden çıktı ya. İstemsiz ve ortağım dedim ya. Ha çok mutluyum. Yani bir evlilik geçti başımdan ama boşandık. Sürmedi. Bir kızım var Lidya. O da geliyor bu arada. Evi tuttum. Hem yerleşelim, onun şu okul işlerini falan da halledelim. Sonra sen de bizim yanımıza yerleşirsin, ha? Yani belki olabilir. Oh be, oldu bu iş.
Kuzi be, o güzel sesine bir şarkı mı patlatsan? Of. Kenan değil, elin çalışsın. Oyalama bizi, telefondan aç işte. Yalnız bu boya badan işi ne? Ne güzel yakıştı elime değil mi? Harika yapıyorum. Ömerciğim, iyiyim bu işte. Önce boyayı güzelce yedir fırçaya. Bir de anlıyorum diyorum boya işinden. Adam gibi yap şunu. Bak bazen kırıcı oluyorsun. Bal, size mutluluğun resmini çizeyim mi lan buraya? He? Yok, düz boya sen yeter. Bazen böyle içimden bir ses diyor ki, yapıştır ya, bir şeyler yap diyor. Bir şey beni kudurtuyor biliyor musun? Karnının gurultusudur o, acıkmışsındır. Ya kızım tamam o da var ama ne bileyim buraya böyle bir keçiler olsun, böyle bir meylesin, ne bileyim bir dağ olsun, içinden bir güneş çıksın, aradan böyle şırıl şırıl bir nehir aksın. Yapmayayım mı lan şöyle bir şey? Allah aşkına yap ya, içinden ne geliyorsa yap. Bak izin verdim, hadi yap. Olcan, sen ilkokulda resim ödevlerini bana yaptırıyordun, çöp adam çizemiyordun. Şimdi duvara pastoral resim mi çizeceksin? Asiyeciğim bu ölene kadar bir sır olarak kalacaktı, mezara gidecekti bizde. Ayrıca pastoral ne? Ben hayatımda hiç öyle bir kelime kullanmadım. Lan 5 dakika boyunca küstüm sizle. Olay. Bundan at oluyorum o zaman. Tamam aldım. Bence yeter bu kadar ya. Bugün bayağı bir kaynak topladık zaten. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Yarından toplanırız, sunumu yaparız. Olur biter. Öyle. Tamam. Kapatalım o zaman bugünlük. Benim ayağım çok acıyor da ben geçiyorum şöyle. Oha, o jelerin ne tatlı olmuş. Kalıcı hocam onlar. Teşekkür ederim. Kendim yaptım ya, öyle bir şeylerle uğraşayım dedim. Yoksa düşünürsem kafayı yiyeceğim. Ömer'cim mi üzülüyorsun hala? Benim başka ne derdim olabilir ki? Neyse. Annen de bugün bayağı bir abartmış ya. Ömer'leri hırsızlıkla falan suçlamış. Evet, sorma. Bugün gerçekten bayağı abarttı. Ama ben de Asiye ile Aybike'ye aşırı sinir oldum. Yani böyle dandıya söylüyorum, sen seviyor musun bilmiyorum ama. Yani ben seviyorum evet. Ama biz Ömer'le ayrıldıktan sonra pek konuşmamaya başladık. Ben de seni anlamıyorum bazen. Ömer mi var bir tek? O kadar güzel kızsın. Başka birini bulsana. Yok ben öyle bir şey yapamam. Ben Ömer'i çok seviyorum ya. Ya sen Ömer'e gerçekten çok aşıksın be. Ama bence Ömer de seni seviyor biliyor musun? Yani bence siz çok tatlı bir çiftiniz. Evet. Öyleydik. Ben çok hata yaptım ona. Kaybettim onu. Hayır ya, niye öyle şeyler söylüyorsun? Yok öyle bir şey. Neyse ya. Bak sana ne diyeceğim. Bugün bende kalsana. Ben sana pijama vereyim. Ne bileyim, film izleriz, mısır patlatırız. Tamam olur, kalırım. Bir annemi arayayım, haber vereyim o zaman. Tamam. Ama bu arada film seçeceksek ben seçeceğim. Çünkü senin o ağlak aşk filmlerine gelemem yani. Şu an tam olarak öyle bir modum. Tamam. Evet, bir arayalım. Suç'ta söyleyelim mi? Çok acıktım ben. Söyleriz. Anne. Efendim kızım. Ben bu akşam Susanlar'da kalabilir miyim? İyi tamam, hadi bakalım. İyi eğlenceler size. Kardeşim bu akşam Susan'da kalacakmış. Sarp duyuyor musun beni oğlum? Duydum, duydum anne. Kalsın tamam. Hadi birazcık şu yemeğinden ye. O kadar önemli mi bu baktığın şey? Ne bu? Önemli anne. Önemli. Okul yönetmeliğini okuyorum. Okul malına zarar vermek okuldan atılmasına sebep olabilir. Olabilir.
Bin, 1200, 1400, 1600. Ne yaptınız bebeler? Bitirdiniz mi boya işini? Ana, elleriniz bütün boya olmuş sizin. Çocuklar yıkayın şu ellerinizi. Allah aşkına mikrop neyin bulaştırmayın kendinize. Ya madırım kafamı karıştırdın ya. Of, Asil şunları saysana. Bende de 40 TL var. Dur. Kızım, halbuki senin betin benzin atmış. Ne oldu? Çok mu yordular seni okulda? Bütün okulu mu boyattılar yoksa size? Yok, kantin bir tek. Kantin dediğin koskoca duvarları var ya. Şunların yaptığı işe bak. Bütün okulu benim bebelere boyatmışlar. Ayıp ya, ayıp. Bununla bir tane eşofman alabiliyoruz. Hatta 100-200 falan bir şey kalıyor geriye. O zaman öncelik sizde olsun kızlar. İkinizden birini alalım önce. Ömer'im sizin aşortmanınız yok muydu? Bu da Şevval Hanım'ın yeni kazığı işte anneciğim. Eşofmanları yenilememiz lazım yoksa beden dersine giremiyoruz. Dert etmeyin siz. Ne açınız varsa ben kapatırım söyleyin bana. 10.500 kapayacağım. Anam ne? Ne yaptılar bunlar aşortmanları altın suyuna mı batırıp çıkardılar? Ya bu Şevval denilen kadının başının altından da çıkmayan yok ha. İblis o iblis. Hale bak. Neyse laf ağzımdan çıktı bir kere ben kapatırım onu. Yok yok sen zahmet etme biz çalışırız ne olacak? Ne demek çalışırız kızım? Ben de program yaptım biliyorum kovuldum ama olsun. Parayı biriktirdim. Kime biriktirdim? Size biriktirdim. Size harcamayacağım. Kim harcayacağım ben? Yenge tamam. Sen kafanı takma bunları. Hallederiz bir şekilde. De ama okula falan geç kalıyoruz. Şimdi otobüsü kaçıracağız. Hadi. Kalk. Hadi buraya. Hoşçakalın abi. Geldik kalk hadi. Parayı kaldırın şuradan. Emel yakar. Delireceğim. Vallahi delireceğim. Yine okuldayız ya. Ulan ben bu okulun sahibiyken bu kadar gelmedim bu okula. Hatta benim öğrencilik hayatımda bu kadar okula gitmişliğim yok ya. Ben tam olarak onu soracaktım sana. Senin yine ne işin var bizimle bu okulda? Bitmiyor Barçın'ım. Arkadaşın kayıt işlemleri bitmiyor. Evrak eksik kalmış onu imzalamaya geldik. Tövbe ya. Müdürüm, müdürüm. Geldim yok yazma. 763 Akif Atakul. Öğretmenim. Ömer. Ne yaptınız siz böyle? Hop gel. Ne yapmışız gel? Kim ne yapmış? Ne oluyor la buna? Akif amca galiba duymadı seni. Siz devam edin bakayım. Ne yaptık hocam? Ben size güvendim de verdim o boya işini. Bu şekilde ben sizi Şevval Hanım'a karşı nasıl koruyabilirim Ömer? Olacak iş mi bu ya? Hiç yakıştıramadım size. Hocam yaptığımız boyayı mı beğenmediniz? Ben hiçbir şey anlamadım. Burak Hoca, yine niye delirdi Şevval Hanım? Ha? Hoca zaten deli daha. Ne kadar delirebilir de. Sen bu çocukların niye üstüne gidiyorsun? Bir söyle bakayım bana. Söyle, söyle. Kim yaptı oğlum bu terbiyesizliği? Ha? Anneme bu saygısızlığı kim yaptı? Bak çıksın ortaya çok kötü olacak diyorum size. Bak çıksın diyorum bunu kim yaptıysa çıksın. Hah ben biliyorum bunu kim yaptı. İşte bunlar yaptı. Ama ben çok ağır ödeteceğim size bu yaptığınızı. Bu yazdıklarınızın hesabını vereceksiniz. Biz yapmadık bunu. Kim yaptı? Siz boyamadınız mı burayı? Kim yapacak başka? Biz yapmadık. Türkçe de konuşuyorsun halbuki. Terbiyesizler. Burak hocam ne oldu? Yönetmelik yönetmelik deyip duruyordun. Hayır bana yapılan hakareti geçtim. Okulun malına zarar verilmiş. Tekrar söylüyorum biz yapmadık bunu.
güzeldi var. Ama bir şey eksik. Sanat. Ne de olsa sanat sanat içindir. Ha? Bitti. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Dördünüzü de atacağım bu okulda. Onları okuldan atamazsınız. Çünkü ben yaptım. İlla birini atacaksanız beni atabilirsiniz. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Ne ara yaptın Susan? Bütün akşam birlikteydik. Vallahi bence kimse kimseyi okuldan atmıyor. Çünkü bence bu çocuklar böyle bir şey yapmadı. Asiye kızım, siz mi yaptınız bunu? Biz yapmadık tabii ki. Biz boyadık çıktık. Aynen. Bence de onlar boyayıp çıkmıştır. Böyle şeyler yapmazlar. Hatta bence Süsen de yapmadı bunu. Hatta bence ikimiz iki yetişkin olarak senin odana çıkalım konuşalım genel müdürüm bir, olur mu? Ne münasebet Akif ya? Sen karışma. Bak şu münasebet Şevval'cığım. Olur, insanlar sinirlenir bazen. Asabiyken ne söylediklerini bilemezler. Frenleri patlar. Anla ne diyorum, anla artık. Bunları biz bir sakin sakin konuşalım diyorum. Ha öyle değil mi? Çocuklar haksız mıyım? İnsanlar konuşa konuşa. Konuşarak ne hallolmamış ki? Öyle değil mi sayın genel müdürüm? Hadi buyurun ya. Bir makamınızda ağırlayın beni. Hadi bakalım. Hadi makamınızı bir görelim ya. Buyurun buyurun, buyursunlar. Hadi. Hadi bakalım. Allah'ını seversen Şevval, bu ne ya? Genel müdür nedir ya? Burası okul, okul. Okulda genel müdür mü olur Şevval ya? Ya canım Ataman Koleji'ni, şu ilim, irfan yuvasını... vallahi buram buram cehalet kokutmuşsun ya. Genel müdür. Akif, sen az önce bana ne ima ettin öyle? Şevval, hiç uzatmayacağım ben lafı. Senin bu çocuklarla ne alıp veremediğin var? Ya duvara yazdıklarını görmedin mi? Vallahi bence, hatta bence değil, adım kadar eminim ki o çocuklar yapmadı bunu. Sen artık bu okulun sahibi değilsin Akif. Karışma. Dün akşam kantini boyadı o çocuklar. Ya Şevval yapma, Allah aşkına yapma ya. Ne olmuş olabilir sence yani? Bu çocuklar duvarları boyarken akıllarına geldi. Dediler ki biz Şevval genel müdür hakkında ileri geri bir şeyler yazalım duvara. Bizim yaptığımız anlaşılmaz mı dediler sence? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Şevval, bak ben seni şeytan sanırdım. Sen hep intern şeytan çıktın kızım. Yapma böyle. Ay istemiyorum o çocuklara okulumda. İstemiyorum. Şey önereyim mi ben sana ya? Şöyle bir şey yapabilirsin mesela. Papatya çayı iç. Vallahi sinirleri yumuşatıyor. Güzel oluyor. Defolup gidecekler Akif bu okuldan. Anladın mı? O iş biraz zor Şevval. Anladın mı? Hiç de zor değil. Çünkü okulun malına zarar verdiler. Gidecekler. Ya ben anlatamıyorum galiba sana derdimi. Acaba söylediklerim anlaşılmıyor mu? Gitmeyecekler. Nokta. Bana engel olamazsın. Öyle bir engel olurum ki sana. Öyle bir engel olurum ki. Ne yaparım biliyor musun? Çıkarım buradan şimdi. Giderim gördüğüm ilk karakola girerim. Gördüğüm ilk polis memuruna da şakır şakır ne biliyorsam okurum. Neyden bahsederim? Mesela Sado'dan bahsederim. Hatırladın mı Sado'yu? Hani şu para verip minibüsün frenlerini kestirdiğin adam.
Ondan sonra kolluk kuvvetleriyle okula geliriz. Sana kelepçe takılır. Alkışlar eşliğinde buradan çıkarsın. Ben de yazarım o duvara. Kayınana katili, koca katili, genel müdür Şevval şu anda hapiste diye yazarım. Altına da Akif Atakul diye imzamı atarım. Yalnız sen de benimle birlikte yanarsın, biliyorsun değil mi? Şevval, ben zaten yanmışım. Ben çoktan yanmışım Şevval. Sen benim bir gözlerime baksana. O çocuklar bana oğlumun emaneti. Anladın mı? Şimdi ineceksin aşağıya. Özür mü diliyorsun? Ne yapıyorsan yapacaksın. Bundan sonra unutmayacaksın ki o çocuklar yalnız değil. O çocukların arkasında Doruk Atakul'un babası Akif Atakul var. Hadi. Genel müdür yazdırmış bir de ya. Hiç boşuna üzülme sevgilim. Kimse sizi bu okuldan atamaz. Sanki bu sefer oldu gibi ha. Vallahi kovulduk. Lan oğlum saçma sapan konuşma. İlla bir şey olacaksa da beraber olacak. Anca beraber, kanca beraber. Ben daha kötüsünü yazayım, atılmak için ne yapabiliyoruz? Armut yaz. Geliyorlar, geliyorlar. Haydi bakalım. Merhaba, merhaba. Tekrar merhaba, tekrar merhaba çocuklar. Sevgili Ataman Koleji ahalisi, burayı dinle, burayı dinle. Şevval Hanım'ın size söyleyecekleri var çünkü. Buyurun efendim. Burak Hocam, ben kantini tekrardan boyayalım diyorum. Ben... Çok güzel gidiyorsun sen. Bozma, devam. Ben böyle bir terbiyesizliği okulumuzdan bir öğrencinin yapmayacağını düşünüyorum. Yani tabii araştırılacak bu, soruşturulacak. Tabii soruşturursun, araştırırsın canım. Ama hiç kimseyi okuldan atmıyoruz, öyle değil mi? Evet, atmıyoruz. Peki ne yapsın bu çocuklar? Eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler mi o zaman? Tabii, etsinler. Etsinler. İlim, irfana kaldığımız yerden devam ediyoruz çocuklar. Ama bundan önce Şevval Hanım'a kocaman bir alkış istiyorum. Yapalım, hak etti. Bravo, bravo Şevval Hanım. Bravo. Ya sen nasıl bir insansın? Akif amcam ya. Canım, canım. Sen nasıl ikna ettin? Oğlum, Akif amcanda her türlü yılanın zehrine karşı bir panzehir vardır. Unutma bunu. Ömer, oğlum takılmıyoruz. Sağ ol. Eyvallah. Asiye, sen de duymazdan gel kızım. Deli işte, ne yapacaksın? Konuşacak, konuşacak, he he diyeceksin, geçeceksin. Tamam. Tamam. Güzel. Akif Bey, vallahi çok sevinçliyim. Elinizi sıkacağım. Müdür, sen bu çocukları seviyorsun ha. Kalmalarına bu kadar mutlu olduğuna göre. Evet. Güzel, güzel. O zaman ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz ama ondan önce ya Allah aşkına bak. Şu duvarlar boyanmadan önce bir selfie çekek mi beraber? Hadi. Ölü bir gör. Onu yapmasak Akif Bey. Hocam, Allah dedi. Bak, Allah için. Müdür, olacak. Bir kere ya. Ne olacak ki? Olur, niye olmasın? Olacak kızım. Hocam. Olacak. Bu sefer kesin kovulursunuz. Olacak. Müdür, bir de sen çekeceğim. Yazı ters çıkıyor selfie olunca. Aa. Derveder 12. Ver bakayım. Akif Bey, kimse görmesin lütfen. Bir iki yerde flüye düşmüşsün ama olur. Yapacak bir şey yok. Sağ olasın. Papa da bırakmadılar ki. En önemli şeyi unutmuşum ha. Neredeydi bu tuzlar? Ha? Anam, fiyat da yazmamışlar bunu. Hangisi daha ucuzdur ki bunu? Fazla. Hı. Bu da galiba ucuz. Hı. Hadi bakayım. Hı. Aa, Orhan'ımın en sevdiği desen.
Teyzeciğim, önce ben gördüm bunu. Bırakır mısın kızım? Ben tutuyorum bunu. Bak, oğluma alacağım ben bunu. Tamam, ben de kocama alacağım. Teyze sağ ol. Zahmet olmasa bir bırakır mısın lütfen? Önce ben gördüm, ben alacağım. Bundan başka yok mu? Ondan alırsın. Ben tutuyorum, görmüyor musun? Bak, ben teyze tutuyorum. Teyze bak, teyze meyze dinlemem. Vallahi tersim çok pistir. Bırakır mısın lütfen? Ay, koskoca kadınım ben. Utanmıyor musun sen? Allah Allah. Vallahi koskoca kadın madın dinlemem. Ben ne kocama alacağım bu gömleği, ver Allah aşkına. Aa, tilkilik yapma. Ne tilkisi? Sensin tilki. Cadı seni. Bırak şunu. Aa, ver çabuk gömleği. Yırtacaksın gömleği. Bıraksana. Diyorum. Hanımlar durun. Ne yapıyorsunuz? Bırak şunu. Sakin ol. Yapmayın. Etme. Bırak. Durur musunuz? Sen de çirkin. Hanımlar. Sen yırtacaksın gömleği. Bıraksana. Kardeşim bırak. Gömleği yırtılacak. Bırak. Gömleği bırak. Gömleği. Bırak. Çekiliyorum sana. Sen de kaçtın. Hanımlar durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Gömleği alacağım işte. Ay. Ay gitti işte. Gitti. Saç haklı seni. Çekil. Ay. Ay gitti gömlek. Ne cadı kızmış. Oh. Oğulcan hadi be kardeşim ya. Ne süslenmekmiş. Ayağının oldu. Önemli bir şey değil, öyle burkuldu. Bir şey mi soracaktın? Sen niye kantinde ben yaptım dedin? Bu okuldan gitmek için bir bahanem olsun istedim. Okuldan gitmek mi istiyorsun? Çok umurumda onlar ya. Hayır değil de böyle bir kahramanlığa gerek yoktu. Aramızı düzeltmeyecek yani bu. Onun için yapmadım zaten. Şevval Hanım size kafayı takmıştı, beni de kovamaz diye düşündüm o an. Kovsa da sorun değil, giderdim. Ama özür dilerim. Bir daha böyle düşünceli hareketler yapmam. Yapıyor ya. Oğulcan hadi. Kardeşin nerede oğlum? Odasına çıktı. Anne. Siz Akif amcayla ne konuştunuz bugün? Nasıl yani, anlamadım. Senin eline bir fırsat verdim. O çocukları okuldan atmak için elinde bir fırsat vardı. Ama Akif'le konuştuktan sonra 180 derece değiştin. Ne oldu yani, ne konuştunuz? Oğlum adam geldi, basınla falan tehdit etti. Velileri ayaklandırırım dedi. Bu öğrenciler okulun en başarılı öğrencileri falan dedi. Ha, bu mu yani? Bu Sarp, daha ne olsun oğlum? Ya herkes koruyor bu çocukları zaten. Anlamış değilim milletteki bu varoş sevdasını. Neyse şu kapıya bakayım ben. Senin ne işin var burada? Aynen dediğim gibi. Tüm frenler devredir. Peki bu şekilde minibüs ne kadar daha gidebilir? Valla ben diyeyim 20, sende 25 dakika ömürleri var. Çok sürmez yani. Yani 20-25 dakikaya kadar, ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım ha? Eğer 9 canlı değillerse, aynen öyle. Sen niye geldin buraya? Ne istiyorsun benden? Biraz konuşabilir miyiz Şevval Hanım? Konuşamayız. Çocuklarım evde. Başımı belaya mı sokacaksın sen benim? Defol git buradan. Anne. Neymiş? Kim bu beyefendi? Şey, Bahçıvan arıyordum ya ben oğlum. Beyefendi onun için gelmiş. Biz konuşuruz. Hadi sen geç içeri. İyi, tamam. Ben sana beni arayıp sorma bir daha demedim mi? Ne işin var senin burada ya? Param bitti. Borcum da var. Çok kötü durumdayım. Bana ne ya? Bana ne? Ben yaptığın işin karşılığını sana ödemedim mi? Biraz daha para vereceksin. Yoksa her şeye gider polis anlatırım. Akif mi gönderdi seni? Git bu kadını rahatsız etme dedi. Gelmiş bir de tehdit ediyor beni. O minibüsün frenlerini sen kestin. Ben değil. Şu haline bak. Kim inanır be sana? Para falan yok sana. Hadi defol git buradan. Peki, benden günah gitti.
Sen bilirsin. Akif, sen neyin peşindesin? Niye gönderdin o adamı kapıma? Hangi adamı Şevval? Sado'yu diyorum, Sado'yu. Ya ben okulda senin her istediğini yapmadım mı? Daha ne istiyorsun benden? Ya bir bağırma, bir dur be, kulağımın zarını patlattın be kadın be. Ya neyse, ben niye yollayayım? Sado'yu senin kapına ben niye yollayayım ya? Deli misin, divane misin ya? Ne dedi sana, ne oldu, anlat bakayım. Geldi, tehdit ediyor, para istiyor. Niye, vermedin mi ki sen parasını? Verdim, tabii ki verdim. Verdim. Bak Akif, eğer bu olay ortaya çıkarsa hepimiz yanarız. Sen de yanarsın çünkü bu adamı bana sen buldun. Şevval, buldum da kocanı öldürt diye bulmadım herhalde. Ya kapat şu konuyu artık ya, temcit pilavı gibi vir 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 vir. Ha bir de aynı şeyi açıyorsun ya. Tamam kapat, kapat, arayacağım ben Sado'yu, kapat. Tövbe estağfurullah ya. Ulan nasıl bir adammış bu Sado'da ya? Kaçmıyor, al buyur. Arkadaş, herkes bir kolay para kazanma peşinde. Herkes birbirini söğüşleme peşinde. Olacak şey değil, delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Ulan bu da ne şerefsiz adammış ya. Efendim. Alo, Suzan Hanım. Evet, benim. Kimsiniz? Kim olduğum önemli değil. Beni iyi dinleyin. Mustakbel kocanızın ölümü kaza değildi. Ne? Bir dakika, ne diyorsunuz siz ya? Kimsiniz siz, söyler misiniz lütfen? Anlatacağım her şeyi. Konum atacağım adrese geleceksin. Ama yalnız geleceksin. Kimseye bir şey söyleme. Şengül ya, şu çayın yanına bir kurabiye falan yapaydın ya, vallahi midemiz kazındı ha. Dur diyor Nur Hanım, da hiç vaktim olmadı. Ama ben ne yaptım? Bir sürpriz yaptım. Evelimin en sevdiği şeyi yaptım. Yoksa bisküvili pasta mı? Evet kuzum, bildin. Senin sevdiğin bisküvili pastadan yaptım. Dolapta yalnız soğusun, getireceğim. Zahmet etmişsin yenge. Aşk olsun Asiye'm, ne zahmet. Seve seve yaptım. Aa, bu obur da çok seviyor. Ben niye şimdi obur oldum ya? Gayet fit bir bedene sahip olduğumu düşünüyorum. Fadır'ım, sen de gençken benim gibi fit miydin? Oo, babanız gençliğinde efsaneydi. Boy, poz, endam, o saçlar kıvır kıvır, gür. Bir yürürdü vallahi, bütün kızların ağzı açık kalırdı ha. Yapma Şengül, Allah'ını seversen çocukların yanında ya. Yalan mı? Farkında mısınız? Şu an çok güzel bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor kızım, söyle. Yani bu aile uzun zamandır ilk defa bu kadar mutlu ve huzurlu. Allah bozmasın kuzum. En kötü günümüz böyle olsun. Aa, ne unuttum Orhan. Senin çok seveceğin bir gömleği buldum, aldım. Vallahi mi diyorsun? He. Ama aldım da nasıl aldım ha? Bir dinleyin, şunu dinleyin Allah aşkına. Ben şimdi markete gittim. Gömleği beğendim. Elimi attım. Atmamla başka bir kadın. Sen çek gömleği. Yaşından başından da utanmıyor. Nasıl cadı? Ben çekiyorum, o çekiyor. Ya diyorum, ilk ben gördüm. Yok diyor, ben bunu alacağım diyor. Allah'ım ya Rabbim, bir tilki çıktı kadın. Diyeceğiniz tilkinin markette ne işi var? Ha, gelmiş işte. Ama sonunda ne yaptım biliyor musun? Aldım böyle elbiseyi. Yaptım, kaçtım marketten, gittim. Ne oldu, neye bakıyorsunuz siz? Aa, bu kadın. Aha da bu tilki kadın bu. Beni evime kadar takip etmiş bir de. Anne.
bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hal.